özledi kızım. Amca, Suzan'la gel, yatın. Gelsin kızım içeri, gönder onu. Gel Suzan'la, gel. Ne diyor kızım hekim? Belli olmadı efendim. Git dedi, söyle dedi. Kitaplarında bu derde hiçbir çare bulamamış. Arasın, daha çok arasın. Ama da efendim, sizden ayrıldığından bir durmadan kitap karıştırıyor. Ha, şunu da söyle dedi. Tekim yastılık değilmiş. Şeytanın parmağı varmış bu işte. Olmaz, olmaz öyle şey. Hem şeytanın ne şartında? Sen git de ki ona. Beverly'den Rahip Bey'in şartında. O da gelir söyler herhalde böyle bir şeyin olamayacağını. O cinleri falan bir yana bıraksın da gitsin önce ilaç bulsun. O söylediğin şeyler burada olmaz. Ama efendim bana böyle temin etti. Böyle söylemem istedim. Köyde sakın bir şey söyleme Suzan'a. Doğru eve gitme. Kimse hiçbir şey söyleme. Peki efendim. Dua ederim. Amca, bir cadı lafıdır tutmuş ortalığı. Bana sorarsanız bir akşam size siz söyleyin böyle bir şeyin olmayacağını. Konuşmalarınız sıkıntı mı oldu? Ben beklerim Ne diyeceğim onlara? Kızımla yeğenimi ormanda gördüm mü diyeceğim. Ateşe tapanlar gibi horat yapıyorlar mı diyeceğim. Evet amca, horat ettik ormanda. Söyleyin onları, gizlemiyorum bunu. Kırbaçlasınlar beni isterlerse. Ama onlar canıya dolmuşlar ağızlarına. Bekleyici falan çarpmış değil. Bana bak yine. Sen bana her şeyi apaçık söylemediğin sürece ben o insanların karşısına çıkamam. Söyle kızım, ne yaptınız ormanda? Söylüyorum ya amca. Biz dans ediyoruz. Siz birden çalıkların arasından fırlayınca Betin'in ödü patladı, düşüp bayıldı. Hepsi bu. Otur kızım şöyle. Ben Betin girmedim. Ben canım gibi severim Betin'i. Dinle kızım. Şimdilik sana bir şey yapacak değil. Ama ormanda cinleri falan çağırmaya kalktınsa bunu bir an önce bana söylemelisin. Yoksa düşmanların bunu er ya da geç öğrenir ve mahvederler. Peki öyleyse gece yarısından beri niye için alaya tutuyor bebeğini? Neyse, olan olmuş ki sana. Çıkartacaksın ağzını da. Ya sen çıkartırsın ya da düşmanların. Kızım anlamıyor musun? Bir sürü düşmanım var benim. Evet, duydum öyle bir şeyler amca. Bazıları beni buradan göndermeye alkışmışlar. Halden anlasana kızım biraz. Anlıyorum amca. Tam kuyumu kazdıkları sırada bir de bakıyorlar ki evinde kepazece işler yaşanmış. Ormanda kepazece şeyler olmuş. Sen bunu oyun mu diyorsun kızım? Ne bileyim, Tanrı rızası için hekim işine yarayacak bir şey biliyorsan söyle. Dün sizi ormanda gördüğüm sırada Betin'in etrafında dönüyordunuz. Neydi o çığlıklar, o ulumalar? Tuvaletinin memleketinin bildiklerini söyler, bize dans ederiz. Doğrusunu söyle bana. Bak sakladığın şeyin ağırlığını duymalısın. Rahip kim dileyelim? Rahip kim de belki de Betin'in yaşamıydı. Sakladığın kepazelik her ne olursa olsun birbirine anlatacaksın bana. Gözüm kör olsun başka bir şey yok amca. Ebige, burada üç yıl uğraştım. Sırf bu buldum duymaz herifleri yola getireyim diye. Tam biraz saygı görmeye başladığım sırada adımı çöpüye çıkartacağız. Seni barındırdım, giyindirdim, kuşandırdım. Şimdi sana soracaklarıma dürüstçe cevap ver. Bu köyde senin adın hiç kötüye çıkmadı değil mi? Niye münasebet, niye kötüye çıkacakmış adam? Peki öyleyse. Gudu Fraktırların evinden neden kovdular seni? Senin bana anlattığın dışında başka bir sebebi yok muydu bunun? Bu sene Fraktır'ın karısı kiliseye neden seyret geliyormuş biliyor musun? Günah girmiş birisiyle yan yana oturmak istemiyormuş. Bu ne demek oluyor kızım? Benim gibi cekit olur. Elbette olacak. Kölesi olmak istemedim de ondan. Katı üretici kadın o. Mızmızın ağlamış suratının biri. Böyle birinin yanında çalışır mıyım ben? Tamam olabilir ama beni asıl üzen şu. Onların yanından ayrılalı tam 7 ay oldu. O gündür bugündür seni kimse işe almak istemedi. Onların aradıkları köle, beni isterler mi? Gidip kendilerine barbar olsan köle arasınlar. Onlar istiyor diye yüzümü karaya boyayıp zenci olamaz ya. Hem siz de tatlını istemiyor musunuz yoksa? Hayır, öyle bir şey yok. Gördün mü? Benim adım tertemiz bir köle. Kimseye çilleşememedim. Bu dük rakka dedik bu dükün yalancının birisi. Hayır, kimse girmesin içeri. Bayan Fatma, hoş geldiniz. Olur şey değil, uğursuz şeytan. Nereden geldi bu size? Onun işi mi muhakkak? Hayır, şeytanın işi falan yok burada. Cin çarpmış kızı, cin. Kanatlanıp uçmuş bile havada. Hem de nasıl uçmuş? Hayır canım, uçtuğu falan yok kızım. Uçmuş canım, uçmuş. Bay Polis kendi gözleriyle görmüş. İngiliz soyların anları üstünden havan almış. Sonra da bir kuş gibi süzülüp konmuş da üstüne. Görmüş diyoruz diye kendisi söyledi. Siz bana baksanıza Bayan Fatma. Uçmadı diyorum size. Bay Fatma, Tanrı'ya şükürler olsun.
Şükürler olsun, iş anlaşıldı şimdi. Neymiş o anlaşılan? Bak, gözleri kapalı, en görüyor musun? Garip şey, çok garip. Bizim çocuğunkiler açık. Bu hasta mı? Hastalık denemez buna. Cin çarpması hastalıktan mı yeter? Ölümün ta kendisi. Kanlı kan, iliklerini işlemiş. Eziyor, derinde mi gidiyor onları? Durun canım, Tanrı aşkına nesi var kızınızın? Nesi olacak? Cehennem azapları içerisinde. Bu sabah bir türlü kendine gelemedi. Gözleri açık, ayakta dolaşıyor. Aman diye bir şey gördü, var ne değişikti. Yemek yemeği de hak etti. Ruhu uçup gitmiş gibi sanki. Devirler abi, Bay Hayri çağırmışsınız diyorlar. Doğru mu? Önlem olarak sadece. Bu cin peri işlerine çok derinli var. Olmaz olur mu? Daha geçen yıl Beverly'de bir cadı gibi çıkardı, unuttunuz mu yoksa? Bir cadı laf oldu, doğru. Ama ben bir cadı işi falan görmedim bunda yani. Ya öyle mi? Demek bir cadı işi falan görmediniz. Ne demek istiyorsunuz Bay Hay? Thomas, yalvarırım size. Sizden, hele sizden asla beklemem böyle bir şey. Benim böyle büyük bir kuşun altında kalmam istemezsiniz değil mi? Cadı işi olmasın. Yoksa yuvalayıp atarlar beni salemden. Sırf evimde böyle şeyler oldu diye. Periz, başka işlerde hep sizi tuttum. Yine tutacağım. Ama bu işte ayak dilerseniz size yardımcı olamam. Bu çocuklara kötü ruhların kancayı taktığı su götürmez. Ama Thomas, doğru değil sizin böyle bir şey. Anlatsana Bay Periz'e başına gelenleri. Bay Periz, 7 çocuğumu daha vaftiz olmadan çok daha verdim. İnanın bana, doğdukları zaman dünyanın en gürbüz çocuklarıydı. Ama hepsi doğdukları gece kollarımın arasından birer birer sönüp gittiler. Ağzımı açıp kimseye tek bir kelime bile etmedim ama içim hep kan ağrıyor. Bu yılda bir iki evladım tutuma bir halden olmaya başladı. Sessiz, sakin bir çocuk oldu bu yıl. Sarardı, soldu, bir sünüp sanki kanına emiyormuş gibiydi. O zaman işte ben de sizin Tituba'ya bir yollayayım dedim. Tituba'ya mı? Tituba ne karışıyor bu işe? Tituba'lilerle konuşmasını biliyor Bay Periz. Ruhları çağırmak büyük günahtır bu değil. Günahı benim boynum ama ben başka kimden öğrenebilirdim çocuklarımı, kimini öldürdüğünü? Neler söylüyorsunuz Allah aşkına? Evet ya, öldürdüler çocuklarımı Bay Periz. İspat mı inanma? Dün gece Rıtım onların yanında şimdi. Onların küçük ruhlarının yanında şimdi. Biliyorum bunu. Yoksa nasıl kimlenirdi ağzı biri böyle? İşin içinde karanlık bir sıra olmasa bu hale düşer miydi? Anlamıyor musunuz ya? Aramızda karanlık bir cadı var. Hep karanlıklarda yaşayan bir cadı. Düşmanlarınıza bırakın. Daha fazla fırsat veremezsiniz. Demek dün gece ruhları çağırdınız. Ben çağırdım. Bunu bayramı çağırdım. Sana hep birlikte böyle mi diyecek? Ben bitmiş bir adamım. Hiç de bitmiş değilsiniz. Valideniz koy vermeyin kendinizi böyle. Oturun şuraya. Başkalarına fırsat vermeyin. Hatta onlar söylemeden siz gidip konuşun onlarla. Böylelikle bir cadılığı meydana çıkarmış olursunuz. Benim evimdir Thomas. Benim evimdir. Mahvederler beni bununla, mahveder. Kusura bakmayın, Beti nasıl diye bakayım dedim de. Niye çıktın evden? Rutun yanında kim var? Büyük annesi geldi yanına. Ha biraz iyileşti ki evine geliyor. Öyle hapşırdı ki demek. Aman bu iyi işaret. Korkacak bir şey kalmadı artık efendim. Adam akıllı hapşırdı. Bir daha böyle hapşırdığını içine için gitti ama. Beni biraz yalnız bırakır mısınız Thomas? Dua edeceğim. Kendi başıma. Amca, yeter misin lan beni dua ediyorsunuz? İsterseniz bir aşağı... Bırak. Benim topluma söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bay Hayri gelinceye kadar burada duracağım. Dinleyin beni Bay Periz. Şeytanla savaşmanız, ona karşı koymanız gerek. Böylelikle bütün köyün duasını alırsınız. İnin aşağı, konuşun onlarla. Sizi dinlemeye can atıyorlar. Evet, birlikte dua edin onlarla. Doğru söylüyorsunuz. Bir dua edin bari. Ama kimse cadılıktan falan söz etmesin. Daha fazla çatışmak istemiyorum onlarla. Zaten Salem'e geldim geleli bayağı çatıştım. Bu yüzden isterseniz şöyle biraz gidelim. Mercy. Mercy işitiyor musun? Sana söylüyorum. Eve git Ruth'un yanına. Peki efendim. Betty ayağa kalkmaya falan çalışırsa hemen haber edin bana, tamam? Peki amca. Bugün Betty'nin kollarında ölüm kuvvet var. Canlı cenaze gibi dolaşıyor ortalıklarda.
yaparım ki bir daha akşam olmasın diye dua edersiniz. Sen de teyzesin olur mu dönerle? Ne oldu? Ne oluyor Bete? Emi, Bete ölüyor. Ölecek. Ruh çarmak. Büyük günah bizim bu yaptığımız. Sen kızsın benim oğlum. Ben de şimdi gidiyorum Bay Proctor. Atları mı kaçırdın sen benim oğlum? Kulağın sağır mı senin? Evden mesele çıkmayacaksın demedim sana. Ne diye para veriyorum sana? İneklerden çok senin peşinden koşuyorum. Bir şeyler oluyor ortalıkta. Görmeye geldim. Sırtında bir şeyler olacak bu günlerde görürsün o zaman. Çek arabayı da oraya. Senin yapacağın işlere hanım yok diye. Koş! Geçti sabah sabah Salim'e doğru. Herkesin ağzında bir tadı lafıdır gidiyor. Bırak canım sen de. Dün gece ormanda dans ediyorduk. Amcam birden çamurların arasından fırlayınca Betty'nin ölü patladı, düşüp bayıldı. Hepsi bu. Yine bir haltlar karıştırdın galiba. 20'sine varmadan kodesi boylayacaksın. Bir şey söyledim. Tek bir tatlı söz. Hayır. Hayır. Kapandı okul. Bitti artık. Her gece seni bekliyorum. Gelirim diyorum. Vermedim ki sana. Tamam, mutlu edelim. Umuttan çok daha iyi. Çıkar bunları aklından. Gelmem artık sana, bekleme. Şaka ediyorsun herhalde. Sen benim şaka etmediğimi bilirsin. Evinin arkasında peşinden koşup beni nasıl sıkıştırdığını da bilirim ama. Yanına sokulur sokulmaz, nasıl aygırlar gibi terlediğini de bilirim. Yoksa düşünemiyordum ben bunları. Beni evden kovan karındı. Ben kovdum diyemezsin ya. Yüzünün ne hale geldiğini görmüştüm çıkarken. O zaman da seviyordun beni şimdi. Deli deli konuşma evi. Deli olan delice konuşur. Ama ben pek o kadar deli değilim. Hem de geceler gecesi. 7 aydır çiftlikten dışarı adım atmadım neredeyse. Ben koku almasını iyi bilirim John. Kokunu aldıkça pencereye koşar aşağıda görürüm seni. Gözlerin yukarıda pencereme bakmıyor muydun? Bakmadın diyebilir misin? Bakmış olabilirim. Bakacaksın elbet. Katı yürekli bir adam değilsin ki sen. Ben bilirim seni bıraktım. İyi bilirim. Uyumuyorum ki düş göreyim. Her gece uyanın. Evin içinde bir sağa bir sola koşturuyorum. Sanki önüm kapı açılacak da sen geri geleceksin. Çocuk. Nasıl çocuk dersin bana? Bak, arada seni sevgiyle düşünebilirim. Ama elimi keserimde bir daha dokunmam sana. Sil kafanla olanı bitir. Birbirimize el sunmuş bile değiliz. Nasıl değil? Değiliz işte. Anlamıyorum. Senin gibi güçlü kuvvetli bir adam. O hasta olcu nasıl kadın? Elizabeth'in adını ağzına alma. O benim adımı kötüye çıkardı ama köyde hakkında söylemediği şey kalmadı. O yabancı olmasını savucuna aldı. Dayak mı istiyor senin canın? Vakti gelince o da kendiliğinden uyanır. Telaş etmeyin. 11 çocuğum var benim.
şeyler çalındı kulağıma. Evet, bir cadı lafı oldu. Bazıları da buna inanıyor. Onlara yanıldıkları ispat etmem. Öyleyse dışarı çıkın, onlara yanıldıklarını söyleyin. Siz kime sordunuz da Raip Bey'in çağırdığınız şeytan arasın diye? Şeytan ara, ben gelmiyorum. Ne diye geliyor öyleyse? Can çekişen çocuklar var burada bırakır, şaka değil bu. Öğlen Nukorta'da. Bunca insanın kafanızı isteyen asıl yüklemezsiniz Bay Patron. Kimseyi toplayıp konuştunuz mu daha önce? Bıktık bu toplantılardan. Toplantı yapmadan parmağımızı oynatamayacak mıyız biz? Parmağınızı oynatabilirsiniz. Ama şeytanı değil. Öfkelenme John. Bana sorarsan Raip Hey gelir gelmez hemen geri göndermeyiz. Gelip ortalığı birbirine katacak bu adam. Bırak da başımızı dinleyelim bu yıl. Biraz doğa, bir de hekim bize yeter bence. Rebecca hekim ne yapacağını şaşırdı. Öyleyse biz de Tanrı'ya başvururuz. Uçan ruhların peşine düşmek çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir şeydir. Korkarım bundan ben. Korkarım. Bir suç varsa daha çok kendimizi de arayalım da. Suç nasıl kendimizde olur ya? Biz 9 kardeş. Bu toprakları bizim soyumuz senden. Böyleyken bizim 8 çocuğumuzdan da teki sağ kaldı. O da şimdi gitti gidecek. Kim bilir nedendir. Bunu aramak bana düşmez. Bana düşer. Buna Tanrı'nın işi diyorsunuz. Çünkü sizin ne büyük ne de küçük çocuğunuz öldü. Ben size 8 çocuğumun 7'sini toprağa verdim. Dolap içinde dolap, ateş içinde ateş var bu köyde. Raip Hale gelince ararsınız şeytan belirtileri var mı yok mu diye. Bay Peris'e emir veremezsiniz. Herkesin tek oyu var bu köyde. Siz bütün köy halkı adına konuşamazsınız. Sizin köy halkıyla ilgilendiğinizi pek duymadık şimdiye kadar Bay Bradford. Kış bitti biteni sizi hiçbir pazar kilisede görmedik. Benim dertlerim bana yeter. Bunca yoldan gelip onun cehennem zebani örgüleri dinleyeceğim. Haberiniz olsun Bay Peris. Son zamanlarda bir takımları kiliseden ayağını kesti. Pek Tanrı'nın adıyla ilginiz yok çünkü. Ne demek oluyor bu? Bu nasıl bir itikam böyle? Hani pek o kadar da yanlış değil söyledikleri. Birçokları korkuyor çocuklar. Ben çocuklar için vaaz etmiyorum Rebecca. Kiliseyi umursamayanlar yalnız çocuklar değil. Gerçekten var umursamayanlar. Sanem'in yarısı diyebilirim. Çok daha fazla. Hani bana vereceğiz olanlar? Anlaşmamıza göre benim bütün yakacağımı köye aktaracaktı. Kasım ayından beri bir odun parçası almış değilim. O soğuk ayda Londra dilencileri gibi ellerim donduruyor. Her yıl odun için size 6 dolar veriyorlar ya Bay Peris. O 6 doları ben maaşımdan sayıyorum. Aldığım ne ki 6 dolarını da ben oduna vereyim? 66 dolar alıyorsunuz Bay Peris. Odun için ise ayrıca 6 dolar. Siz bu parayı benim gibisini zor bulursunuz. Ben koltuğumda kitapla gezen leşler papazlardan değilim. Harvard Üniversitesi'nde bir şey. Tabii, hesap işlerini de iyi öğrenmişsiniz. Üniversitede. Bay Peris, siz bu parayı benim gibisini bulamazsınız. Ben böyle yoksulluğa alışık değilim. Barbaros'taki kazanç işim bıraktığına girdim tanrım benim. Bir türlü anlamıyorum ya. Neden bu kadar hor görüyorum burada? Ne söylesem bin dereden su getir, gürültü patentiyle lafı ağzıma tıkıyorsunuz. Bazen düşünüyorum buralardaki bir yerlerde şeytan var diye. Çünkü şu yaptıklarınıza başka türlü bir anlam veremiyorum. Bu arada size sormak istedim. 7 yılda 3 tane rahip değişti. Bir rahip bu kadar hiç ısmayılacak, her dediğine karşı gelecek bir adam değildi. Ya öyle. Kiliseye ya saygı gösterildi ya da kilise bir cehennem gibi. Ya! Cehennem oraya kalkmadan tek bir laf edemez misiniz siz? Bıktık size bu cehennemizden. Size söylenmesi gerekenin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Şundan geleni söylemek hakkımdır sanırım. Aynı gayrı değil mi var burada? Meslekler dahil olur bu ülke. Bunu peşinizden sürüklediğiniz adamlarını da söylemesiniz. Peşimden sürüklediğim adamlar mı? Evet ya. Bir ikilik var, ben görüyorum bunu. Bir fesat ocağı var. Size karşı. Hem ona hem de baştakilere karşı. Öyle bir ocak varsa söyleyin, ben de gidip onlara katılayım. Bu değil demek istediği canım, bu değil. Açığa vurdu işte sonunda vurdu. Buydu söylemek istediklerimi. Bu bizim başımızdakilerin durumunu beğenmiyor. Kendi rahibine sert davranmaya hakkım yok. Sen öyle adamlardan değilsin John. Haydi, sık elinle barış. Ya şimdi gücüm var benim. Buğday ekeceğim, ne odun götüreceğim. Ne dersin Jim? Gidip bulalım şu ocağı, bir ocak var. Ben fikrimi değiştirdim John. Bay Peris, affını dilerim. Ben zaten sizin hiçbir zaman o kadar katı olduğunuzu düşünmemiştim. Sağ ol Jim, sağ ol. Bu
son zamanlarda aramızda çıkan gürültü patırtının nedenini anlar gibi oluyor insan. Bir düşünün, ne diye herkes birbirini mahkemelerde süründürüyor? İyi düşünün, iyi. Bu işin içinde iş var. Karanlık kuyular içindeyiz. Bu yıl 6 kez mahkemelik oldu. Birader, sana da insan merhaba diyecek olsa hakaret davası açıyorsun. Kocadır şey, eskisi kadar işitmiyor kulakları. John Bradford, senden bile 4 dolar tazminat aldım geçen ay. El alemin önünde damına çıkar, ocağını yakarım dedim diye. Bunu ben sana öyle bir şey söylemedim ama yine de para ver. Şimdi sana 5 kuruş vermeden sağır demeye hakkım var. Hadi gel, gel de taşıyalım şu odunları. Bir dakika, bir dakika. Hangi odunları taşıyacaksınız, sorabilir miyiz? Kendi odunları mı? Dere kıyısındaki korulumdan geçtiğim odun. Ya, yasa masa dinlemez olduk bu sene. O benim dediğiniz koruluk bizim sınırlarımız içindedir Bay Carter. Bizim sınırlarımız. Sizin sınırlarınız mı? Ben o koruluğu 5 ay önce Putin Örtün Kocası'ndan satın aldım. Onu satma hakkı yoktu. Bu topraklar büyük babanın açık isteğine büyük göre... Büyük babanızın açık isteği. Hiç de kendine ait olmayan topraklara sahip çıkmıştı. Tanrı bilir ya, doğru söylüyor. Benim de kuzeyde otlağımı elimden alacaktı neredeyse. Ama anladı ki bir elini uzatsa kolunu koparacak. Haydi yürü. Kollarına bir kuvvet geldi. Sen bir meşe dalına dokunun da bakalım görürsünüz yürüyüz o zaman. Biz de sana gösteririz gününü bu deli oğlanla patlam. Hadi yürü. Adamları bu peşine takayım da sen gör. Bay Beris. Bay Hey, hoş geldiniz. Şunları alır mısın? Yolu kitap bunlar böyle. Elbette olur. Her şeyimiz onlardan. Hazırlıklı gelmişsiniz. Şeytan altı için kolay iş değil. Gerçekten var. Siz bebek kadar sormayasınız. Evet efendim. Tanıyor musunuz beni? Sizi tanımam sorunuz edilebilir. Ama siz iyi ruhlardansınız sanırım. Ne kadar iyi bütün bir insan olduğunuzu devirliyle hep biliyoruz. Bu bayı tanıyor musunuz? Bay Tatlı. Yanındaki iyi bayan da karısı Bayan Tatlı. Tatlı mı dediniz? Burada böyle seçkin kişiler görmeyi hiç beklemiyordum. Seçkin olmak bugünlerde hiç işimize gelmiyor Bay Hey. Sizi evimize de bekliyoruz. Çocuğumuzu iyileştirmeniz. Sizin çocuk hasta mı? Ruhu uçtu uçacak. Uykuda gezer oldu. Yemek de yiyemiyor. Yemek yiyemiyor mu? Peki sizin çocuklarınız... Hayır, onlar çift. O cadılara falan inanmaz. Ne inanırım ne de inanmam. Lafını bile ettiğin yoktur. Hadi gidiyor musun şimdi? Gelemem John. Tuhafıma giden bir şeyler var. Onları soracağım bu bayağı. Sizin aklı başında bir insan olduğunuzu duydum bari. Umarım Salem'e de biraz akıl verirsiniz. Kızıma bir bakamaz mısınız? Bu sabah yolun kenarında buldum bunu. Pencerenin kenarında uçmak ister gibi hareketler yapıyordu. Uçmak ister gibi ha? Evet. Tanrı Dünan'ın duydun bir fena alıyor. İşe canı karıştırdığında bundan iyi belirti mi olur? Hayır hayır. Bırakın anlatayım size. Koca karı masallarını bırakın bir yana. Şeytan neyse olur. Belirtileri besbellidir. Elle tutulur gibi. Bakın söyleyeyim hepinize. Eğer üstünde şeytan izi görmezsen bu kızı hepiniz inanacaksınız bana. Yoksa girmem bu işe. Tamam. Siz ne isterseniz olacak. Pekala. Başlayın. Sizi kuşkulandıran şey ne oldu? Ne mi oldu? Dün gece kızımla yeğenimi, ormanda 12 tane genç kızı ona seferlerken gördüm. Buna izin mi verdiniz? Bay Pex'in kölesi Stubanus çağırmasını biliyor. Bundan daha emin değiliz. Ben eminim, ben kendim yolladım çocuğumu ona. Kız kardeşlerini kimin öldürdü, titmem olsun diye. Nasıl? Açıklanmış burada. Bu kitaplar şeytanın gizli kapaklı her türlü kötülüğünden sıyırıp çırılçıplak göstermiş burada. Bildiğiniz bütün inler, cinler, periler, erkeklerin kadınların düşlerine yapışan bütün karavan.
kurdular. Yerde, havada, suda gezen bütün cadılar. Hepsi bunun içinde. Hiç korkmayın. Bulur çıkarız onu eğer aramızdaysan. Hele, hele bir yüzünü göstersin. Ezerim kafasını. Çocuk bu acı çekecek mi? Şeytan onu pençesine almışsa bir kere kesin bilmek gerekir. Ben gideyim öyleyse. Buradan tozu bir. Bu korkunç şeyleri görecek yaşta değilim. Nereye gidiyorsun Rebecca? Bu büyük çıbanın deşik dertlerimizden kurtulmayalım. Öyle oldu umarım. Ama ben gidip Tanrı'ya başvurayım sizin adınıza. Bu ne demek oluyor? Biz şeytana mı başvuruyoruz? Bir bilsem ne yaptığınızı. Bay Hale, Bay Hale, hadi oturun şuraya, biz işimize bakalım. Bay Hale, bir takım acayip kitaplar okuyorlar. Nedir bunun anlamı? Hangi kitaplar? Ne bileyim, hep saklıyor. Kim saklıyor? Marta, karım. Geceleri kaç defa uyandım baktım, bir köşede kitaplar okuyor. Aklım almıyor bir türlü. Dün gece okurken dua edeyim dedim birkaç kez. Ama baktım nafile. Sonra kitabı kapayıp dışarı çıkınca, iyi dinleyin, bir de baktım, dua edebiliyorum. Dua tıkanması, dua şey. Bunu sonra görüşürüz sizinle. Şeytanla bir alışveriş var demiyorum ama nedir bu okuduğun kitaplar? Öğrenmek istediğim sadece bu. Anlıyorum, anlıyorum. Bunu sonra görüşürüz sizinle. Şimdi dinleyin beni hepiniz. Eğer içinde şeytan varsa bu kızın, korkunç şeyler göreceksiniz bu odada. Ama sakın sakinliğinizi kaybetmeyin. Bay Patlam, siz yanı başında durun. Ben gitmeye kalkarım. Peki, kızım. Birisi kötülük mü ediyor sana? Peki, ben Beverly Radley'in John Kay'im. Sana yardıma geldim. Hani bir ve bir de iki kızım var benim. Betty duyuyor musun beni? Bir türlü anlamıyorum. Köyde bu kadar günahkar insan varken gelip beni mi buldu ya? Şeytanın içinde kötülük olan bir ruha el atmakla ne kazancı olur? En iyilerini ister şeytan. Raip'ten de isim olacak. Derin sözlü Bay Peris. Derin. Çok derin. Betty, kalk kızım. Yanıt ver bize Betty. Betty, kızım. Birisi kötülük mü ediyor sana? Bir erkek veya bir kadın olmayabilir. Belki bir kuş. Kimsenin gözüne görünmeyen bir kuş. Ya da bir domuz. Bir sıçan. Herhangi bir hayvan. Gel uçalım diyen bir şey var mı sana kızım? Şurayı içinize noktamızı. Sakın ses çıkarma. Biz yeterli. Şunu yatağın ayaklarına döker misiniz? Bay Patlam. Bay Patlam. Elbirli olsun. Ölüm anı geldiğinde, derin sessizlik çöktüğünde, Tanrı'nın adıyla seslenirim sana, çık gün yüzüne! Inno Domini, Sabbath Siu Filipe,
İtaat infernos! In no domine, sabatius filipie, itaat infernos! Size söylemem gereken bir şey. Dün onları ormanda gördüğüm sırada ellerinde bir kase vardı. Çorba vardı içinde. Ne çorbası vardı içinde? Fasulye, mercimek, bir şey. Bay Feriz, gözünüze kasede canlı bir şey ilişti mi? Bir örümcek, bir kurbağa var mı? Galiba vardı. Bir sapladı, kendi sıçradı. Ne sıçradı içine? İşte canım, ufacık bir kurbağa. Bak Feriz, Bedi bu yüzden ölebilir. Dün gece şeytan çağırdınız mı? Çağırmadınız mı? Ben çağırmadım. Kituba da kim oluyor? Bu evin kölesi. Kituba'yı çağırır mısın lütfen? Hülya, Kituba'yı sesledir misiniz? Peki, nasıl çağırdı şeytanı? Ben şeytan falan görmedim. Beni uyan! Beni! Elinden kurtulamazsın! Beti kazandan bir şey içti mi? Ne içti, ne bir şey? Sen içtin mi? Ne diye satmıyorsun bildiklerini? Şeytana mı sattın kendimi? Ben bir şeytanı satmış falan değilim. Tertemiz bu kızım, ben namuslu bir kız. Bak Kevgi. O için o! Belki de o için. O mu içirdi? Bana kan içirdi. Kan mı içirdi? Kızımın kanı mıydı bu? Hayır, hayır efendim, tavuk kanı. Tavuk kanı içirdi bana. Kadın, bu çocukları şeytanın buyruğuna verdin mi? Vermedin mi? Hayır efendim. Şeytanla bir alışverişim yok. Öyleyse niye uyanmıyor bu çocuk? Sen değil misin onu konuşturmaya? Ben Betty'yi canım gibi severim. Ruhunu saldın üstüne değil mi? Şeytana ruh topluyorsun değil mi sen? Benim üstüme de saldın ruhunu siz. Alacak bir kızını. Dua edin bile bir ruhunu elinden nereden çıkarıyorsun? İtuba. İtuba bana bak. Bana iyice bak. İnsan şeytana bağlandı mı? Ayrılması zordur. Bilirim ki var. Yardım edeceğiz sana kurtulman için. Her gece gelip beni kan içmeye götürüyor. Uyanıp bakıyorum kapının eşiğindeyim. Kapı da açık. Kulaklarımda bunun kahkahaları çınlıyor. Sen hiç kimseye söylüyor bana. Baba hayır ben hiçbir zaman... Kadın, bu çocukları uyandır diyorum sana. Benim ne gibi gücüm olabilir ki onları uyandıracak. Uyandıracaksın. Çare yok. Hemen çözeceksin büyü. Şeytanla ne zaman anlaştın sen? Ne şeytanı, ne anlaşması? Bana bak şöyle. Ya her şeyi apaçık söylersin, ya da seni aşağı inip gebertirsin beni. Asmalı bu karıyı. Alıp götürüp asmalı. Yok. Tutmayı asmayın. Söyleyeceğim ama ben yokum artık diyeceğim. Kime söyleyeceksin bunu? Şeytana mı söyleyeceksin? Bak dedi bak. Bana bak. İnsan şeytan, şeytan insanlara türlü türlü vaatler. Bunlara kalmamak lazım. Bize yardım et ki kim olduklarını bulalım. Tanrı'nın yanında tutacağız seni Kutuba. Tanrı razı olsun Bayhan. Şeytan sana gelince kimle gelir? Belki köyden biri, belki tanıdığın biri. Kim var Kutuba? Kim geliyor seninle beraber? Söyle bize! Mercy Lewis! Onu gördün mü onun ha? Söyle. Ya da Osborn! Konuş! Ya kadın, ya da erkek. Kadın! Kadın diyorsun değil mi? Hangi kadın? İsmini söyle bana. Zifiriydi, karanlıktı hem ben. Görebilirdim pekala. Ne için görmedin? Durmadan konuşuyorlardı, koşuyorlardı. Öteye bire gidiyorlardı. Salem'in cinleri miydi bunlar? Evet öyle sanıyorum efendim. Salem'den dışarı mı çıkıyorlardı peki? Sana soruyorum, Salem'den dışarı mı çıkıyorlardı? Evet. Peki bak, bunların kim olduklarını hiç korkmadan söyleyeceksin. Anlıyor musun? Hiç korkmadan. Bir şeytan asla bir rahiple başa çıkamaz. Bunu sen iyi bilirsin değil mi Kituba? Elbette efendim, iyi bilirim. Büyü yaptığını saklamadım. Böylece doğru yola girmiş oldum. Tutacağız seni Tanrı'nın yanında Kituba. Tanrı razı olsun bari. Şeytan sana gelince kimle geldi? İki kişi mi? Üç kişi mi? Dört kişi mi? Kaç kişi kızım, kaç? Dört kişi. Dört kişi mi? İsimleri neydi onların? Söyle kızım hadi.
Hadi kızım. Amca, amcam hakkında bir şey söyledim mi sana? Bay Peris, kaç kez sizi öldürmemi istediler benden. Beni öldürmek mi? Bay Peris iyi adam. Bay Peris iyi adam değil. Cimri adam, cömert adam değil diyor bana. Şeytan diyor ki, kalk yatağından. Git, kes boğazını Bay Peris. Ben de diyorum ki ona, ben bu adamı öldürmek istemiyorum. Ben bu adamı canım gibi severim. O da diyor ki bana, sen benden yana çalış. Seni kölelikten kurtaracağım. Sana güzel giysiler vereceğim. Uça uça göklere çıkaracağım. Barbaros'a götüreceğim seni diyor. Ben de diyorum ki, aldatma beni şeytan. Yalancı şeytan. Bir fırtınalı gecede geldi ve bana dedi ki, benim için çalışan beyaz insanlar da var. Ben de baktım ve ne göreyim? Mersu Luis değil miymiş? Mersu Luis? Evet, Osborne da birlikte. Biliyorum bunu. Sana yalvardım Thomas. Yalvarmadım mı? Ne olur getirme o kadını, ona korkuyorum ondan dedim. Osborne 3 kez emeli kendini bak. Yavrularım sanki amcanın için hediye veriyorlardı. Peki bak. Bunların kim olduklarını hiç korkmadan söyleyeceksin bize. Anlıyor musun? Hiç korkmadan. Bak! Bak şu tanrının günahsız meleğine. Bak! Ruhu da taptaze. Şeytan ona saldırıyor. Tıpkı sapık kuzuya saldıran kurt gibi. Tanrı sevindirecek, bize yardım ettiğin için bir dua. Ben de içimi dökmek istiyorum. Tanrının nuru da olsun içime. İnsanın sevgisiyle etsin için. Şeytanı gördüm ben. Gördüm onu. Horoz ettim önünü, defterine yazdım. Şimdi İsa'ya dönüyorum tekrar. Öpüyorum ellerinden. Mörsülümüzü şeytanın yanında gördüm. Osborne'ü şeytanın yanında gördüm. Mevcut bir çoğu şeytanın yanında gördüm. Gördüm. George Jacob'ı şeytanın yanında gördüm. Bol kadını şeytanın yanında gördüm. Konuşuyor, bitti konuşuyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Büyü çözüldü. Saygın kadını şeytanın yanında gördüm. Muhtarı. Gidip muhtarı çağırın. Marta Belos'u şeytanın yanında gördüm. Muhtara söyleyecek ki benim yok işte. Şeytanın yanında gördüm.
işte bir kız arıyor. Çocuklar uyudu mu? Uyurlar neredeyse. Şimdi dua et, iyi bir yol olsun. Nasılsın bugün? İyi misin? İyi. Sahi mi? Canınızın mı tuzağına mı geldi? Yok canım. Eve geldi kendiliğinden. Öyle üzere. Bir de baktım şu köşeye oturmuş konuklar gelmiş gibi. Aman, uğurdur kendini öceliğimizi. Hayırdır umarım. İçim sızladı derisini izlerken. Zavallı tavşancık. İyi olmuş. Epey uğraştım. Yumuşak mı bari? Çok geçmez. Yeşil yırtarlar. Toprağın altı kan gibi sıcak. Şükür Tanrı'ya. Ürün iyi olursa George Jacob'ın ısrarını satın alacağım. Sevinir misin? Evet. Benim istediğim de seni sevindirmek iyi zaten. Biliyorum canım. Şarabın yok mu? Olmaz. Tohum atarken bizim çiftlik uçsuz bucaksız geliyor insan. Git git bitmiyor. Öyledir. Eve çiçek getirmelisin ben. Bak yine unuttum. Yarın getiririm. Bahar geldi. Bizim evdeyse hala kış. Pazara binme. Birlikte dolaşalım çiftliği. Dünyada böyle çiçek bolluğu görmedim. Leylaklar, menekşe kokuyor sanki. Tam da karanlık çökerken salıyorlar kokularını galiba. Şu bizim çift bir cennet oluyor baharda. Sahi, öyle. Senin yine keyfin yok galiba. O kadar da terlik ki, öğleden sonra salamet. Ne diye, salamet bir işin yoktu ki. Geçen gün gideceğim demiştin de. Sonra düşündüm vazgeçtim. Mary Borum orada. Ne diye bıraktın? Bir daha Salem'e gitmeyeceksin demedin mi ona? Kaç kez senin yanına. Durduramadım, ne yapayım? Yanlış Elizabeth, yanlış bir yaptın. Bu evin oyunu sensin, Mary Borum değil. Öyle bir korkuttu ki beni elim ayağım kesildi. Korkuttu mu? O miski seni korkuttu ha? Aman Elizabeth. Miski ne falan kalmadı artık. Gitmeyeceksin dediğim zaman ne yaptı biliyor musun? Kalktı ayağa, şöyle bir prenses gibi yukarıdan bana baktı. Bayan Bertie dedi bana. Salem'e gitmem gerek benim. Mahkemede işim var. Mahkeme mi? Ne mahkemesi? Ya basbayağı mahkeme kurulmuş orada. Bastından 4 yargıç getirmişler. Büyük mahkemeden yüksek yargıçlar. Vali de başlarındaymış, öyle diyor. Hadi canım, delirmiş. Tanrı beni de delirmiş ola. 14 kişiyi hapse attılar diyor. Mahkeme sorguya çekecekmiş onları. Asacakmış belki de. Asacaklar. Lafa bak. Vali söylemiş John. İtiraf etmezlerse asılacaklar demiş. Bütün köy kudurdu galiba. Evi gelip için öyle şeyler anlatıyorlar. Sağ kolu olmuş neredeyse. Öteki kızları mahkemeye Abigail getiriyormuş. Yolda yürürken önünden ikiye yarılıyormuş kalabalık. Musa'nın önünde yarılan deniz gibi. Onu bunu getiriyorlarmış kızları karşısına. Kızlar bağırıp çağırdılar. Yerde de yattılar mı? Kim olursa olsun canı vücut yatıveriyorlarmış hapse. Olur ki fazla gitti. Bence gitmelisin canım. Sahi söylüyorum git. Git söyle bu işin bir yalan olduğunu. Yalan evet. Sen de nasıl yalan? Ezekiel Çığır'a git. O seni iyi tanır. Ona söyle bir gelin sana geçen de dediklerini amcasının evinde. Bu işte büyü şeytan falan olmadığını söyledi sana. Söylemedi mi? Söyledi ya, söyledi canım. Umarım bunu mahkemede saklamazsın John. Bilmeleri gerek bunu. Gerek evet, bilmeleri gerek. Ben nasıl inanırlar? Kıza şaşıyor. Ben olsam hemen giderim söyleme John. Hemen, bu gece. Bir düşüneyim. Bunu saklamaya hakkın yok John. Biliyorum, hakkım yok, saklayamam, biliyorum. Düşüneyim dedim ya sana. Bana söylediğini nasıl ifade edebilirim onu düşünüyorum Elizabeth. Kıza ermiş gözüyle bakıyorlarsa, gel de inandırdım onları düzmeci oldu. Köy öyle budala oldu ki son zamanlarda. Onunla yalnızlık bunu bana söylediğinde. Şahit ispat yok elinde. Onunla yalnızlık mı dedi? Bir ara yalnızlık evet. Ya, bana öyle söylememiştin. İyi ara, ötekiler geldi hemen. Nasıl istersen öyle. Elizabeth! Aramızda kuşku istemiyorum. İstemiyorum. Boşuna anlayacak şeyler yapma öyleyse. Bana inanmıyor musun sen? John, bu işin o Cebigeyle dokunmasaydı durup düşünür müydün böyle gitmek için? Düşünmezdim. Bana baksana sen... Gördüğümü görmezlik edemem John. Benden kuşkulanmaya hakkın yok Elizabeth. Abigail'in düzmeceliğini ortaya çıkarmadan önce bir an düşünüyorsam...
Bir nedeni var da onun için düşünüyorum. Sen kendi içinde olup bitene bak da kocana atmışsın Allah bana. Ben eve geleyim, çok da mutluyum. Ben buldum. Hadi canım sen de! Hiçbir şey unutmaz, hiçbir şeyi bağışlamaz. İnsaflı ol be kadın. Kız gideli 7 ay. O gün bugündür çıt çıkarmadım evin içinde. Hoşuna gider mi gitmez mi diye tek bir adım atmaz oldum. Sen hala yas içinde gidesin. Ne söylesem kuşkur çekiyorum üstüme. Ağzımda ne çıksa yan olur. Her gelişimde bir değil, mahkemeye gidiyorum sanki. John, ben kendim için değil. Hem açık konuşmuyorsun benimle. Kendimi savunmayacağım artık Elizabeth. John, açık konuşmuyorsun. Savunmayacağım artık kendimi. Benden ilk kuşkulandığın zaman susturmalıydım seni. Ama zayıflık ettim. Hristiyanlığımı aldım aslında. İçimi döktüm sana. Gizli günahımı serdim önüne. O gün... Bugün bir düş gördüm de Tanrı mı sandım seni kimlik? Ama değilsin. Tanrı değilsin, sen anladın mı? Bunu unutma! Biraz da iyi yanlarını görme olur. Hep yargılama beni. Benim yargıladığım yok. Bu kendi içindeki yargı seni yargılayan. Ben hiçbir zaman kötü adam demedim ki sana John. Birazcık yolu şaşırmışsın o kadar. Aaa yazıktı. Yumuşadığında bile buz gelir. Yeşil! Ortayız lan evde! Ben durdum sen demedin sana! Beni içe mi sanıyorsun sen? Sen öyle suçmadan kırın aşkını seni! Hastayım! Hastayım! Ben... Bana aşkına! Dokunmayın bana! Tüylerim ürperiyor! İçim titriyor hala! Bütün bir sorgu sual içindeydim! Ne diyorsunuz? Ya buradaki işlerin sorgu suali? Yılda 9 altın almıyor musun benden? Bunun karşılığında bu evine bakacak. Karıma en zayıf anında yardım edecek olan sen değil misin? Size bir hediye getirdim hanımım. Bugün yaptım size. Saatlerce iskemlede otur. Dikiş dikeyim bari dedim. Ya eline sağlık. Güzel olmuş. Birbirimizi sevmeliyiz Bayan Fraktır. Tanrı'nın elini. Yarın erken kalkar, evi temizlerim. Şimdi gidip yatayım. Melih, doğru mu? 14 kadar teklif mi ettiler? 14 değil. 9 oldu. Bye.
mırıldanmıştı. Aç insan mırıldanır elbet. Evet ama ne mırıldanırdı, ona bakın sesim. Hatırlarsınız Bayan Proctor. Geçen ay... Bir pazartesiydi galiba. Yine böyle mırıldanıp gitmişti. İki gün, iki gece bağırsaklarıma neler oldu hatırlıyor musunuz? Evet hanım. Ben de bunu anlattım yargıca. O da sordu. Bayan Osborne dedi. Bu kızın yanından ayrılırken mırıldandığın beddua neydi? Seninkine yanıt verdi yargıca. Aman yorgu toz rötleri ben beddua falan etmedim. Dinimizin emirleri var ya onları saydım. Ne günlere kaldık. Bu da mı yasak yoksa demez mi? İyi ya pekaller karşılık vermiş işte. Evet ama yargıç da dedi ki madem öyle dinimizin emirlerini say bakalım. Dinin emirlerinin bir tanesini bile sayamadı. Hiç bilmezmiş meğer dinin emirlerini. Suçüstü yakalandı. Ya sonra bunu mu mahkum ettiler de? Etmeyip de ne yapsalardı o kendi kendini mahkum etti. İyi de delil yok ortada. Neye dayanarak mahkum ettiler? Söyledim ya size neye dayandıklarını. Dayandıkları delil. Kaya gibi sağlam. Yargıç öyle söyledi. Bir daha mahkemeye gitmeyeceksin. Gitmemeli mi? Her gün gideceğim bari kaçta. Haberiniz olsun. Şaşıyorum size. Gördüğümüz büyük işin farkında değilsiniz galiba. Hangi iş? Yaşlı bir kadını asmak mı işledin? Hristiyanlığa yakışır mı bu? Ama Bay Proctor, itiraf edin asmıyorlar. Mercy Lewis biraz hapis yatıp çıkacak. Ama size müthiş bir haber. Buna ne diyeceksiniz bakalım. Bu bir kadın gebeymiş gebe. Gebe mi? Gebe mi oldular bunlar? Nerede satmıştık kadın? Doktor Briggs muayene etti. Yüklenmiş karnına. Gırtlağına kadar yüklenmiş. Yıllardır pipo içiyormuş. Kocası da yok üstelik. Ama günahsız bir çocuğa kırmak istemediler. Tanrı'nın işine bakın. Ne mucize ama değil mi? Anladınız mı şimdi ne iş görüyoruz, nasıl hizmet ediyoruz Tanrı'ya? O yüzden her gün gideceğim. Ne kadar sürer bilmem ama hem benim görevim, mahkemede resmi bir görevim varmış benim öyle söylediler. Siz beni sen nasıl... şimdi görürsün beni. Tamam beni gitmeyeceğim de. Yok! Kırbaçlayamazsınız artık beni. Bay Proctor, şeytan Salem'e girmiş kol geziyor. Bulup çıkarmalıyız onu meydana. Kırbacıydı baş şeytanı. Onu her yere kurtardım bugün. Suçlu mu dediler benim için? Adınız geçti. Ama ben sizde hiçbir kötülük görmediğimi söyledim. Kimseyi çarpmış değildir dedim. Hep yanınızda durduğumu öğrenince yargıçlar fazla durmadılar üstünde. Kim suçlu dedi benim için? Yasa izin vermiyor. Söyleyemem. Pek o kadar da hor görmezsiniz artık beni. Dört yargıç, valiyle, kralın vekiliyle birlikte yemek yediler bizimle bir saat kadar önce. Biraz kibarca konuşun benimle bundan sonra. Hadi git yat. Bana git yat diyemezsiniz Bay Proctor. 18 yaşındayım. Evli olmasam da bir kadınım sonuçta. Oturmak mı istiyorsun? Otur öyleyse. Hayır, yatmak istiyorum. İyi geceler öyleyse. İyi geceler. İp hazırlanıyor. Boynuma takılacak ip. Ne ip canım sende? Ölmemi istiyorlar beni. Bir haftadır biliyorum işim bulamayacağım. Otur çekme o zaten. Ölmemi istiyorlar beni. Otur dedim sana. Soğuk kanlı olacak. Telaşa gerek yok. Ya tabii tabii. Telaş edecek ne var? Gider Ezekiye'yi çevirin. Söyleyebilirim bana yalancıdan yaptık. Hapsatılanlar bu kadar çoğalınca. Chamber'ın da yardımı yetmez artık sanırım. Benim için bir şey yapmak ister misin John? Git. Git Abigail'i gör. Ne olacak bir şey Abigail'i göreceğim de? John, genç kızları biraz yanlış anlıyorsun. Kabul et bunu. Sevişirken bir kızın elinden sonra... Ne sözü? Ağzını açmasa da insan söz vermiş olur sevişmekle. Böyle bir söze bağlanmış olabilir Abigail. Umudunu kesmemiştir senden eminim. Beni ortadan kaldırıp yerime geçmeyi kuruyordur. Bütün düşündüğücen attır budur John. Biliyorum binlerce kadın adı var. Niçin benimki çıkıyor ağzından? Onun için tehlikeli de böyle bir adı vermek. Ben tarlalarda yatan lüris kadın. Ya da sarhoş, yara bulamış özbağın kadın değilim ki. Bir çiftlik sahibinin karısından il uzatmak için korkunç bir çıkarı olmalı insanın. Benim yerimi koymuş aklımda John. Aklına koyamazsın. John,
günahlarını utanıyorum da onlar. Ama o başka anlam verir yüzünün kızarmasına. Ya sen anlam veriyorsun, sen misin? Et onu soyun. Ben yanındayım diye sıkılıyorsun biraz diyorum. Beni ne zaman tanıyacaksın be kardeşim? Yüreğim taştan alta çatlar da şu yerden alıp utanacak. Öyleyse git orospu değiline karşı. Ne umudu kaldıysa kıracağım. Bir şey beklemesin senden. Peki de bir olsun gülüm. Ama ne kadar istemedi. Cehennemin küllerinden kızgın küfürler sallayacağım suratına. Ama Tanrı aşkına. Öfkemi de çok... Öfke değil ki benim istediğim. Ben yalnızım. O kadar bayağı mıyım ben senin için? O kadar aşağılık mı görüyorsun ben ya? Ben aşağılık demedim ki sana. Öyle seni niye suçlanıyorsun Umut Vermek'te? Peki ne diye kızıyorsun kırgın Umut'u dediğim zaman? Sihir bu söylediklerin ondan. Ben sana yalan söylemiyorum. Ama savunmayacağım artık kendimi. Ömrümün bir tek günahına dolamışsın bir kez parmağına. Ne yapsam çıkarmam onu. Öyle bir çıkarırsın ki hele sen koy bir aklına. Biricik karın benim. Benden başka karın dolamaz. Bu kızın ateşi için daha ağırca ufraktır. Çok iyi de biliyorsun bunu. Bahe, siz burada. Merhaba. Buyurun, buyurun içeri. Rahatsız etmiyorum ben. Yok efendim. Az sesi duymadan da şaşırdım biraz. Bayan bırakmıyorsun değil mi? Evet, Elizabeth. Olacak değiliz ya. Yok yok. Karanlık çöktüğünde bize pek konuk gelmez. Ama yetmez, hoş geldiniz. Oturmaz mısınız? Elma şarabı içer misiniz bari? Ay mideme dokunuyor, sağ olun. Oturma ya. Bu gece başka yerlerinde uğrayacağım. Fazla rahatsız etmeyeceğim, lütfen oturun. Sizinle görüşmek istediğim bir konu vardı. Mahkemeyle ilgili işte. Hayır. Kendi elimden geldim. Mahkemenin buyruğuna falan değil. Diyeceğim şu. Haber aldınız mı bilmem ama karınızın adı mahkemede geçti. Biliyoruz. Bizim Melibor'un söyledi. Şaştık kaldık. Ben buranın yabancısıyım. Hiçbir şey bilmediğimden mahkemeye suçlu olarak gelenlerin üzerinde doğru dürüst bir kanıya varamadım. Bu yüzden de evden eve dolaşıyorum. Şimdi Rebecca Nurse'ün evindeydim. Rebecca suçlu mu? Tanrı öyle bir insanı suçlu olmaktan korkuyor. Ama ne yapalım? Hadi geçin. Rebecca'nın da artık şeytanla alışveriş olacağına inanmazsınız Bay Hay. Olur olur. Ne bileyim böyle bir şey düşünemezsiniz. Garip zamanlar yaşıyoruz Bay Hay. Karanlık güçlerin bu köye aç kurtlar gibi saldırmış olduğundan kimse kuşkuya düşemez artık. O kadar belli ki kimse inkar edemez. Sizce de öyle değil mi Bay Hay? Bakın ben böyle şeylerden pek anlamadım. Ama bu kadar dini bütün bir kadın 70 yıllık doğadan tapınmadan sonra tutsun da gizliden gizliye şeytan uşaklık etsin. Buna inanmak zor doğrusu. Elbette zor. Ama şeytan işini bilir değil mi? Bilmez diyemezsiniz. Hoş. Demek ki suçu diyen yok. Olmayacak da zaten biliyorum. Bay Bırakır. Eğer izin verirseniz Hristiyanlıkla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Hay hay. Sorulardan korkacak yerimiz yok Bay. Çok iyi. Bay Pelis'in tuttuğu defterlerden anladığım kadarıyla pazar günleri pek sık kiliseye gittiğiniz yok. Bir yanlışınız olacak bayım. 17 ayda 26 defa gitmişsiniz. Dedenin sorabilir miyim? Bay Hay, bu adama kiliseye gittiğim evde kaldığım günlerin hesabını vereceğimi bilmiyorum. Bu kış karım hastaydı. Söylediler, biliyorum. Ama siz yalnız da gidebilirsiniz. Gidebildiğim zaman gittim, gidemediğim zamansa duamı evde yaptım. Bay Pelis. Eviniz kilise sayılmaz. Sizin din kitabınızda böyle bir şey yoktur umarım. Yoktur bayım, yoktur. Yoktur ama benim bildiğim din kitaplarında da bir rahibin Tanrı'ya dua etmek için altın şamdanlara da gereksin. Hangi altın şamdanlar? Biz kiliseyi yaptığımız zamandan beri mihrapta bakır şamdanlar var. Onları yapan da Francis Nurse'dur. Bilirsiniz. Hiçbir insan bakır bu kadar güzel işlerimiz. Sonra Bay Pelis. 20 ayda bütün bazılarında altın şampanya edip durdu. En sonunda da yaptırdı istedi. Bak, ben gün ağırlığında başlar, akşam karanlığına kadar toprak olacak. İnanın bana, İsa'ya bakıp da dirseklerimde benim kazandığım paranın ışıltısını gördüm. Dualarım bozuluyor bayım, dualarım bozuluyor. Bazen öyle geliyor ki, bu adamın aklı fikri koca kiliselerde, burada değil. Öyle de olsun. Bir Hristiyan'ın görevi pazar günleri kiliseye gidiyor. Üç çocuğunuz var değil mi? Evet, çok. Neden sadece ikisi vaktiz olmuş?
İstemiyorum Bay Peris'in oğlu beni tutmasını. İstemiyor canım. Üstelik o adamda Tanrı ışığı falan gördüm. Söyleyeyim size açıkça. Ben de şunu söyleyeyim size. Bir insan rayyalarınızsa ondan Tanrı'nın ışığı var demek. Bunu görmek de size düşmez zaten. Bir ben de durdunuz Bay Hey. Yok ben sadece... Bu kilisenin tavan direklerini ben çaktım. Kapısını ben. Elinize bir şey bayım. Bakın. O adamdan soğumakta belki biraz acele ettim. Ama siz şimdi tutup da yine karşı geliyorsunuz diyemezsiniz. Sizin kuşkulandığınız böyle bir şey sanırım, öyle değil mi? Yok. Ama nasıl söyleyeyim? Biraz gençleme var sizin bir anlayışınızda. Bay Peris'e karşı biraz katı yürekli davrandık. Biraz fazla kaçtı bu kadarı, orası doğru. Ama işte şeytana kapılmış değiliz, bunu bilin. Siz kitabın buyruklarını biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Benim yaşamımın hiç kuşkulanacak hiçbir tarafı yoktur. Tanrı'ya şükür, Tanrı Hristiyan. Peki siz Bay Traktör? Ben mi biliyorum tabii. Tekrarlar mısın? Buyrukları mı? Evet. Öldürmeyeceksin. Hırsızlık etmeyeceksin. Komşunun malına göz dikmeyeceksin. Üstüne resim çizdirmeyeceksin. Ananı babanı sayacaksın. Benden başka Tanrı tanımayacaksın. Pazar ibadetini unutmayacaksın. Tanrı'nın adını boşu ağzına almayacaksın. Üstüne resim çizdirmeyeceksin. Bunu saymıştınız bayım. Aa, evet. Haram kadın John. Evet oğlum. Onları da biliyoruz ki biz bir araya gelmemiz. Küçük bir eksik, büyük bir kusur sayılmaz herhalde. Bay Carter. Din bilgisi bir kale gibidir. Kalede tek bir gedik olduğu zaman bütün kale yıkılır gider. Bu evde şeytanla dostluğu olan yok. Anladınız mı bunu? Olmaması için cevap doğar. Ben gideyim artık. İkinize de iyi geceler dilerim. Bay Hey. Siz benden biraz kuşkulanıyorsunuz değil mi? Kuşkulanıyorsunuz. Bay Hey. Benim bu işte görevim sadece yüksek mahkemeye değil açısından yardımcı olmak. İkinizin de sağlığına işlerine duacıyım. İşte söylesene iyi olacak Ercan John. Ne var? Söylesene John. Tanık. Tanığın filan yok. Hiçbir şeyi ispat edemeyelim Allah'a sözü. Bildiğin bir şey varsa o da bu çocukların hastalığında cadı parmaklayan olmalıdır. Cadı parmağı olmadı dediniz. Bay Peris onları ormanda geçirirse yakalamış. Korktan düşüp bayılmış. Peki kim söyledi bunu size? Ebigey'e bildiniz. Cadı parma olmadığını Ebigey mi söyledi size? O sürüden gitsin geldiniz. Peki niye söylemediniz bana? Bu akşama kadar bilmiyordum ki bu saçmalıklarla bu kadar insanınızı var açıklığına. Saçmalıklar mı bayım? Ben kendim sorguya çektim. Tituba'yı, Mörsülevi'si ve dahiceleri. Hepsi itiraf ettiler şeytanın çünkü kattıklarını. Açıkça itiraf ettiler. Elbette edecekler. Asılmaktan kuzunmak için. Dar ağaç korkusuyla istediğiniz şeyin üstüne al mı sen insan? Bu hesaba katmadın mı? Katmaz olur muyum? Kattım evet. Peki, siz gelip söyler misiniz bunu? Mahkemeye gitmeyi hiç düşünmemiştim. Ama gidecek olursam söyleyeyim. Ya, çekiniyorsunuz galiba. Çekindiğim falan yok. Böyle bir mahkeme benim söyleyeceklerime inanırım onu düşünün. Anlamıyorum doğrusu. Nasıl olur da sizin gibi okumuş, yazmış bir rahip, Rebecca Norse gibi bir kadından kuş vermişler. Şimdiye kadar hiç yalan söylememiş ve söylemeyecek bir kadın. Dünya alem bilir onu yalan söylemeyeceğini. Çekinirim biraz böyle olunca bayım. Aptal değilim ya. Bay Takmış. Açık konuşun benimle. Bugün sizle alakalı bir şeyler duydum. Üzüldüm onlara. Size rafta cadı madı olduğuna inanmıyor musunuz? Ne dediğimi bilmiyorum ama böyle bir şey söylemiş olabilir. Ya dünyada cadı var mı yok mu? Nereden bileyim ben? Demiş olabilirim. Hem şimdi buralarda böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ya demek inanmıyorsunuz. Bakın ben böyle şeylerden tekrarlıyorum. Kitap cadıların varlığından söz ediyor. Etmiyor diyemem. Onun için yok deyip atamam. Peki siz Elizabeth? Ben... İncilememez olur mu? Her şey ben de inanmıyorum pek. Ya inanmıyorsunuz demek. Elizabeth ne diyeceksin bayağı hedef? Benim gibi hak yolundan ayrılmamış bir kadının ruhunu şeytan alamaz. Buna inanamıyorum Bay Hey. Benim bir kötülüğüm yok biliyorum. Benim gibi siz benim kötü bir şey yaptığımı düşünürseniz o zaman inanmam ben de buna. İncil'den kuşkunuz yok değil mi bayağı? İncil'den cili inanılmaz olur mu? Her sözüne inanamıyorum. Siz İncil'i bana değil Ebigey'le sorun. İncil'den kuşkulandığı falan. Burası bir Hristiyanlık.
bir Hristiyan edin. İkiniz de Tanrı'ya emanet. Çok geçmeden üçüncü çocuğunuzu vaftiz etti. Pazar günleri kimseyi gibi yatsatmayın. Birbirinize karşı iyi geçinin, kavga etmeyin. Bana sorar... John! John! Şehir, ne oluyor? Kanımı tutukluyorlar. Onun Rebekasını da götürüyorlar. Ne kaynağı hapsattın? Evet John, Trevor geldi. Arabasına koydu götürdü. Tanrı'dan geliyoruz. Görmeye bile bırakmadılar içeri görmeye. Gemi adaya almışlar artık. Bay Rahip, siz gidip valiyle görüşmez misiniz? Aldanıyor bu kadınlar hakkında. %100 aldanıyor. Lütfen telaşlanmayın Bay Rahip. Rebecca, Rebecca için asıl söylenen şey neydi? Benim karım kilisenin temel taşıdır Bahri. Marta Corey de öyle. Hiç kimse tanrısına Marta'dan daha yakın olamaz. Peki neyle suçlandırdılar? Adam öldürmekle suçlandırıyorlar. Patlamın çocuklarının insan dışı, karanlık doğaüstü güçlere başvurarak öldürmek suçuyla. Ben şimdi ne yapayım Bahri? İnanın bana Bahri. Karınızın içine bir bozukluk girmişse, hiçbir şey onu dünyaya yıcayacağı yanmaktan kurtaramaz. Mahkemenin adaletine güvenin. Yakında onu evine geliyorlarlar. Mahkeme önlemi çıkaracaklar onu. Olmaz böyle şey. İçimiz sızlıyor. Ama ne gelir ki elimizden bayılırız. Şimdiki zamanlar böyle. Öyle karanlık. Öyle sinsice hazırlanmış bir tuzak önündeyiz ki. Eski dostlara bağlı kalır. Hatır gönül dinlersek günaha gireriz. Mahkemede. Mahkemede öyle türler ürper bir şeylerin ortaya çıktığını gördüm ki şeytan Salem'de fink atıyor. Her parmağın gösterdiği ipucunun ardından gitmek zorundayız. Gitmemek ne yaptı bize? Böyle bir kadın nasıl çocuk öldürebilir? İnsan ol. Unutuyor musun? Şeytan cehenneme düşmezden bir saat önce. Tanrı onu uslu uslu oturuyor sanıyordu. Bay Hale, ben hiçbir zaman karımın cadılıkla bir ilgisi var demedim. Bir takım kitaplar okuyor dedim sadece. Karınız için asıl söylenen şey değil. Aşağılık patlım haydutu diye zaptı ona. 5 sene önce gelir karımdan bir domuz satın alıyor. Domuz geberiyor az sonra. Seninkini gelip karıma musallat oluyor. Parasını geri istiyor. Karım da ona diyor ki, adam akıllı domuzlarını beslemezsen ömrün boyunca domuz sahibi olamazsın. Şimdi seninki mahkemeye çıkmış demiş ki, o günden beri hiçbir domuzum sağ kalmıyor. En geç 4 hafta geçer geçmez hepsi geberiyormuş. Sebebi neymiş? Benim karım kitaplarıyla büyü yapıyormuş onlara. Gel. Akşamınız hayırlı olsun. Siz misiniz? Hoş geldiniz. Merhaba Bay Bey. Umarım mahkemeyi yol almamışsınız. Evet bıraktım. Mahkeme. Mahkemenin buyrumunda çalışıyorum şimdi biliyorsun ya. Yazıklar olsun sana Ezekiel. Senin gibi cennete gidecek namuslu bir terzi. Cehennem mi koksun ha? Sen de biliyorsun. Ne derlerse yapmak zorundayım. Bilemem diye bir şey olmaz ki. Beni böyle şıp diye cehenneme göndermem doğru değil. Bu lafını bile yapmak o şeyi, lafını bile. Bakın bana bırakın. Yasanın bütün ağırlığı benim sırtımda bu akşam. Karınız için bir cert var. Suçlanmaz demiştiniz onun için. Benim bundan hiç haberim yok. Ne zaman suçlandırdılar? Bu akşam 16 cert kaldı arkadaşlar. Bir tanesi de bu. Suçlandıran kim? Kim olacak? Evi gelin. Neye dayanma? Neye? Söylesene! Bay Proctor, vaktimde mahkeme evinizi aramak mı istedi? Ama ben evleri aramayı sevmem. Karınızın evde sakladığı bebekler varsa arasın. Ne bebek? Ben bebek falan saklamam evimde. Ta genç kızından beri. Ya. Ben bir tanesini yapalım mı Bay Proctor? Onu bana verir misin lütfen? Evet. Mary'nin bebeği. Mahkeme şimdi bebeklere mi tanıklık ettiriyor Bay Hale? Bundan başka var mı evde? Yok. Bu akşama kadar da yok. Nedir bu bir hikayesi? Nedir? Ne olacak? Biz evet bazen çok şey yok. Bayan, benimle gelir misin? Gelemez. Elisin, git Meri'ye buyuracağım. Olmaz. Gözümün önüne ayrılması yasak. Gözünden dayanacaksın, aklından da çıkaracaksın onu. Anladın mı? Git Meri'yi buraya çağır Elisin. Bebekler oluyorlar. Ne mi? Diyorlar ki bebek. Bakın işte. İşte! Nedir ne var? Ne mi? İşte! İğne burada herif! İğne burada! Ne varmış iğne varmıştı? Ne söylüyorsun bıraktın? Karınız için çok fena var. Kuş kullanmıyor değil dedi. Kuş kullanıyordum ama
Bu bir yıkım bıraktı. Gördüğünüzde bayım, yine işte. Bayım. Ne var? Nedir bunun anlamı? Kız. Williamson kızı Abigail. Bu akşam Rahip Paris'in evinde sofraya oturmuş. Oturur oturmaz da tek söz söylemeden yere vardırmış. Öyle bir çığlık koparmış ki, danaların yüreği bile dayanmaz. Rahip koşmuş bakmış yardımına. Karnına bir el saplanmış. İki parmak büyüklüğünde dinliyor. Çekmiş çıkarmış ineği. Bunu kimin soktuğunu sorunca da karınızın ruhu gelmiş. He! Demiş. Kendi sokmuştu, kendi! Umarım bunu ciddiye almazsınız Bay Bey. Ciddiye alınmayacak gibi değil. Bayan Proctor'ın evinde bir bebek buluyorum. Ben kendim buluyorum diyor. Bu bebeği karnına da biri yine saplanmış. Tanrı bilir ya Proctor. Bu kadar korkunç bir kanıtla karşılaşacağı aklımın ucundan geçmezdi. Neyi buluyor? Bu bebek benim evime nasıl geldi? Hangi bebek, ne bebek? Şu bebek, şu! Bu mu? Bu bebek benim galiba. Senin mi değil, söyle. Ne olacak benim? Nasıl girdi benim evime bu bebek? Ne var? Mahkemede yaptım. Bu akşam da bayan Proctor'a verdim. Duydunuz değil mi bayan? Hayır bu arada. Bu bebeğin içinde bir iğne bulundu. Evet, ne var bunda? Kızım aklın başında mı senin? Belki biri içine girip söyletiyor başka biri. Başka biri mi? Neden? Yok. Aklım başında sanırım. Sanırım. Suzan'a Volk'ta sorun isterseniz. Mahkemede bebeği dikerken gördü beni. Hatta daha iyisi Abigail'e sorun. Bebeği dikerken yanımda oturuyordu. Kızım ne yaptığının farkında mısın sen? Bile bile birini öldürmekle suçlandırıyorsun. Abigail'i suçlandırıyorsun. Birini suçlandırmayı mı? Ben kimseyi... Abigail hançerlendi bu akşam. Karnında kocaman bir iğne buldu. Bunu benim yaptığımı söylüyorlar. Evet. Katil! Korkunç bir katil bu kız! Yok etmeli bu kız ortada! Duydunuz değil mi Bahri? Yok etmeli bu kız dedi. Herif! Duydum! Defol benden! Bu kağıdı okuramaz! Ne gel! Defol benden! Valinin buyruğunu yırttın. Kendine gel! Valinin buyruğunu yırttın. Valinin de tanımıyorsun. Defol evimden! Kendine gel! Sen de git onunla. Rahibin de kalmamışsın. Bıraktığın karın suçsuzsa mahkemede. Suçsuzsa? Neden birisi şimdi? Abigail'i şimdi suçsuzsa demiyorsunuz. Başkaları için kötü diye neyi bilirler? Hep çabuğunu tanımadın tanımadın diye soruları. Sanemde ne oluyor? Ben söyleyeyim size. İftira başa geçiyor Sanemde. Biz ne için kötü? Az evlesin mahtarı birkaç kızın evine geçmiş. Oynuyorlar biz. Dedikodu almış başına gitmiş. İftira yasa olmuş Sanem'de. Ücret kârı var ya. İftira kârı. Karımı bu iftiranla kucağına tamam ben. Gideceğim diyor. Gitmeyeceksin. Şarlı'nın kanımı vardı o. Karşı koyamazsın. Götürmek zorundayım. Benim yeniden çekiyorum. Ses çıkarmayacak kızım yaptı. Mahkemeye güven. Seni yiyor. Tamrı'yı katmazsan ellerim. John. Gitmem daha doğru. Mary. Yarın sabah için ekmek var. Fırını öğleden sonra yaparsın. Bıraktığı kızı işgeli yardım et. Bu kadar istemeye haklısın senden. Neler boşta olduğunu bilirsin bana. Elizabeth. Çocukları ya da cacatlarına bulamaz etmeyin. Çabuk çıkarırım seni. Sakın korkma. Ne bak gibi bir üstüne bir fırtına gibi düşündü dörtüne. Sakın korkma Elizabeth. Yapacağınız tek şey budur.
Başka türlü düzeltmezdim ya. Baş başa verip düşünün. Köyce tarayın. Tanrı'nın gazabını üstüne çeken şey ne olur? Dilerim Tanrı'dan açsın gözlerinizi. Açsınlar. Görün bu gizli günahı. Nedir bu günah? Ben hiç duymadım böyle bir şey. Beni yalnız bırakın sırasız. Yalnız bırakın beni. John, ne dersin? Sonu kötüye varacak bu işin. Hadi evine git. Yarın konuşuruz. Düşün ama bunun üstüne. Yarın erken gelelim mi? Peki. Peki gidin şimdi. Hadi öyleyse. İyi geceler. İyi geceler. Her şey ortaya çıkınca bırakırlar Bay Proctor. Bırakırlar herhalde. Benimle mahkemeye geleceksin. Bildiklerini söyleyeceksin mahkemeye. Bunu söylersem evi öldürür beni. Bildiklerimizi söyleyeceğiz mahkemeye. Bebek nasıl geldi? Ve kim batırdı benim karnına? Öldürür beni bunu söylersem. Emi sizi de söyler ama işlediğiniz günahı söyler. Ya söyledi deme sana. Ben kendim biliyorum. Emin olun söyler. Yakar sizi de. Peki öyle olsun. Onun da foyası çıkar mı? İkimiz birden düşürüz fazla suç. Sen söyle mahkemeye ne diyorsan. Söyleyemem, yakarlar beni de. Karım benim yüzümden öyle lan! Bağırsaklarınızda benim telefonsuz tutmadığınızı söylemeyeceğim! Söyle! Ne olacaksa olacak! Cennette cehennem bizim sırtımıza geçiyor. Ne yapsak boş olacak? Ne yapsak boş? Razı olun! Yazma buyurmuş! Bir şey değişmedi aslında. Biz neyse kim oluruz. Ama şimdi soyunduk. Çıplak aslında, evet çıplak. Ve rüzgar başlayacak esin. Tanrı'nın buz gibi rüzgar. Söyleyemem. 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 Ben kalıp kitap okuyor dedim sadece. Bunun üzerine gelip
Karımı aldın. Ne kitabı? Bu benim üçüncü karım efendim. Hiçbir karım bunun kadar kitaba düşkün değildi. Sadece niye kitap okuyor diye merak ettim. Cadılıkla bir ilgisi var demedim ki ben. Kötülük ettim kadıncağıza. Kötülük ettim. Sayın Başkan, karısını kurtaracak sağlam kanıt olduğunu söylüyor. Bence adalet gereği... Kanıtı varsa ifadesi usulünce alınsın. Siz usulün ne olduğunu bilirsiniz herhalde. Boşaltın bu odayı! Ne yapacağımızı şaşırdık bayım. Üç gündür gelip gidiyoruz buraya. Ağız açtırmıyorlar bize, ağız! Bu adam kim? Bu sabah hüküm geldi be kanıt kocası. Öyle mi? Sizin hakkınızda bana iyi şeyler söylemişlerdi baylar. Sizin de bu gürültü patırtıya karışmış olmanıza şaştık doğrusu. Bence ikisinin de tutuklanması gerek bay başkan. İfadenizi yazılı olarak bir zamanı geliyor. Gözlerinizin önüne serecek kanıtlarımız var başkan hazretleri. Tanrı'nın gücüne gider kaparsanız gözlerinizi. Bu kızlar bayım, bu kızlar hep yalan söylüyor bu kızlar. Ne demek istiyorsun sen? İspat edebiliriz diyoruz size bayım. Dümdüz kandırıyorlar sizi. Baylar, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Elbette biliyorum bayım. Bu mevkilere yükseldiğinize göre çok akıllı bir yargıç olmalısınız. Şu anda senin bölgende yargılanan 400 kadar insanın benim imzamla hapiste olduğunu biliyor musun? Ben size... Ve yine 72 kişinin benim imzamla idam hükmü giydiği. Sayın bayım, sizin kadar yüksek bir yargıcın aldanacağı aklımdan geçmez elbet. Ama aldanıyorsunuz. Bu mahkemenin hakarettir Bay Danford. Meribor, senin ne işin var burada? Valideki'nin söyleyecekleri var. Bana Meribor'un için hasta yatıyor denmedi mi? Hastaydı efendim. Geçen hafta mahkemeyi çağırmak için gittim. Hastayım dedi bana. Evet. Yaklaş. Nedir bize söylemek istediğin Meribor'un? Şeytan görmedim. Şeytan görmedim. Bu adam kim? John Proctor bayım. Elizabeth Proctor karıdır. Bu adamdan sakınınız efendim. Bu adamın içi kökü. Kızı dinlemeyi için geldi bayım. Bu kız. Yarışmayın. John Proctor. Bu haberi köye yaydınız mı? Yaymadık. Asıl amaçları zaten mahkemeyi baltalamak bunları. Susun. Bakın John Proctor. Sizi dinleyip dinlemeyeceğime karar vermezden önce şunu söylemek görevimdir size. Biz burada büyük bir ateş yaktık. Bu ateş öyle bir ateş ki hiçbir yalan barınmaz. Erir ölür. Bu ateş... Hayır, bayım. Rica ederim sözümü kesmeyin. Yok, size anlamıyor değil. Bir koca sevdiği karısını kurtarmak için en olmayacak çarelere başvurabilir. Getirdiğiniz kanıta güveniyor musunuz? Evet. Vicdanınız rahat mı? Evet. Siz de göreceksiniz doğru olduğunu. Ve bunu mahkemede herkesin önünde söyleyeceksiniz, öyle mi? Söyleyeceğim tabii, izin verirseniz. Peki bayım, bunu yapma amacınız nedir? Ne olacak, karımı kurtarmak. Düşüncelerinizin derinlerinde saklanan gizli bir niyet yok mu? Bu mahkemenin saygınlığını kırmak niyeti. Neden olsun? Hayır. Sayın Başkan. Evet Bay Çevir. Bayan Proctor'u avlaya gittiğimiz akşam mahkemeye küfür etti. Celp kağıdını da yırttı. Aldın bu işini ha? Yaptı mı bunu? Evet, yaptı. Öfkemden bayım, ne yaptığını bilmiyorum. Bay Proctor. Siz hiç şeytanı gördünüz mü? Görmedim. İncil'in her dediğine inanamıyor isyansınız değil mi? Öyle. Öyle olsa kiliseye aydağımız bir kere gelmez. Demek kiliseye gitti. Ben hoşlanmıyorum. Doğrusu ben Bay Peris'ten hoşlanmıyorum. Bilecek değilim. Ama Tanrı'nın sebebi. Pazarları çip sürer. Demek pazarları çip sürer ha? İnkar edemezsin John. Bu mahkemenin adamını saklayamam. Evet, bir iki pazar çip sürer. Üç çocuğum var. Geçen yana kadar da toplanmaz dedi. Pazarları çip sürer. Başka Hristiyanlar da bulursunuz ararsanız. Efendimiz, bunlarla bir adam hakkında hüküm verilmez sanırım. Hüküm verdiğim yok. Hey. Bak.
Bak bana Fratkaş. Sana şunu söylemem gerekir. Bu mahkemede mucizeler oldu. Gözlerimle gördüm. Birçoklarını cinler soktu. İğneler mi sokulmadı, hançerler mi saplanmadı? Ama şu ana kadar çocukların beni kandırdığı şüphesini uyandıracak hiçbir şeye rastlamadım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Peki ama Sayın Başkanım, bu kadınların bunca yıl güzel tutuk olmadan, kimseye bir kötülük etmeden yaşamış kimseler olması düşündürmedi mi sizi? Siz İncil okur musunuz Bay Fer? Okurum evet. Sanmıyorum. Okusaydınız Kabil'in Habil'i öldürmeden önce bir kötülük etmediğini bilirdiniz. Evet, bunları söyleyen Tanrım. Size kim söylüyor Rebecca'nın 7 çocuğu büyülü öldürdüğünü? Çocuklar değil mi? İşte o çocuklardan biri de yalan söyledi diye yemin ediyor. Bay Prakter, karınız bu sabah bize bir haber gönderdi. Gebe olduğunu iletiyordu. Karım gebe mi? Muayene ettirdik. Hiçbir belirtiye rastlamadık. Karım gebe olduğunu söylüyorsa gebedir. Ömrü de yalan söylemez Bay Prakter. Söylemez mi? Hiçbir zaman. Doğrusu bu gebelik o kadar zamanında geldi ki inanılması biraz güç. Ama hadi biraz daha bekleyin. Eğer gerçekten gebe ise bir ay sonra kendini gösterir. Bu da asılmasını bir yıl sonra yatırır ha? Ne dersin John? Fena mı? Ha? Adeye tek amacım karımı ölümden kurtarmaktır diyordum. İyi ya işte. Bir yıl da olsa kurtulur ölümden. Sanırım artık ileri sürdüğün iddiadan vazgeçebilirsin. Vazgeçemem. Demek amacın yalnızca karını kurtarmak değildi ha? Asıl amacı zaten mahkemeyi baltalamak bu adamın. Dostlarıma kıyamam. Onların karıları da... Ben sizi yargılayacak değilim bayım. Bir diyeceğiniz varsa açıkça söyleyin mahkememize. Mahkemeyi kızdırmak niyetinde değilim. Ben yalnızca... Muhtar! İçeri git. Yargıçlara söyle bir saat öne versinler. İsterlerse meyhaneye gidebilirler. Bu arada hiçbir tutuklu ve tanık buradan bir yere kımıldamasın. Peki efendim, izin verirseniz ben de düşüncemi söyleyeyim. Bu adamı çoktan beri tanırım. Kötü bir adam değil mi bayım? Buna şüphe yok muhtar. Buna şüphe yok. Evet efendim. Hadi ver bakalım ifadeni. Ama açık ve dürüst ol. Apaçık ve dürüst. Avukatım olmadığı için kendim... Alnı açık olan avukat istemez. Dilediğiniz gibi verin ifadenizi. Öncelikle şunu okur musunuz? Bu kağıdı imzalayanlar Rebecca, Martha Corey ve karım için temizdir. Temiz diyorlar mı? Şuna bak. Bunlar kiliseye bağlı çubuk sahibi kimselerdir. Şuraya bakarsanız her üçünün yıllarda tanıdıkları ve hiçbir şeytanla en ufak bir alışverişlerini görmediklerini söylüyorlar. Kaç kişi bunu imzalayanlar? 91 sayın başkan. Bence mahkemeye verin bu adamları. Sorguya çekmek için yani. Bay Dertler, ben bu adamlara söz verdim. Bu imza başınız o dertli aç koyacak diye. Mahkemeye bir saldırı sayılmaz mı bu? Birini savunmak mahkemeye saldırı mıdır? Kimse çıkıyor. Yüreği temiz, her Hristiyan saliminde böyle bir mahkemenin kurulmasına şükreler. Bu adamlarsa mahkemeden yakınıyorlar. Efendim, ben hepsini tek tek görüyorum. Sizler ne yakınmalı olduğunu öğrenmelisiniz. Sorguya çekilseler iyi olur başkanım. Mahkemeye saldırı niyetleri olmayabilir. Ama evet, kendilerini bir görmekte yarar var. Bunlar tertemiz insanlar. Tanrı aşkına ne yapıyorsunuz? Öyleyse ne korkuları olur buraya gelmekten? Bunların hepsi için bir çağrı hazırlayın. Sorguya çekilmek üzere teklif edilsinler. Bize diyeceğiniz başka bir şey kaldı mı? John. Oturabilirsiniz bayılır. Adamların başını derde soktum. John, adamların başını derde soktum. Hayır yaşlı dostum. Vicdanı temiz olan hiç kimsenin başını derde sokamazsınız. Şunu hepiniz iyice bilmelisiniz ki her yurttaş ya bu mahkemeyle beraberdir ya da ona karşıdır. Bunun arası olamaz. Bulanık dumanlı günler geçti artık. Şeytanın iyi ile kötüyü birbirine katıp karıştırdığı o alacakaranlık dünyasında yaşamıyoruz. Güneş doğdu dünyamıza. Tanrı'ya şükür. Işıktan korkusu olmayanlar
ışığa şükredecekler. Umarım siz de onlardan biri olursunuz. Pişmanlık galiba ha? Hayır değil bayım değil. Meli unutma. Melek ne söylemedi çocuğa anlatıyor musun? Anlatıyorum. Doğru bildin ya. Bundan bir kötülük gelmez sana tabii değil mi? Evet, evet. Hadi bıraktır seni bekliyoruz. John, benim ifademi de ver. Peki. Bayım, işte. İşte Bay Kornay'ın ifadesi. Ya. Hangi avukat yazdı bunu? Benim ömrümde avukat tutmadığımı bilirsin Entor. Kutlarım. Oldukça güzel yazılmış. Bay Beris, içeri gidin. Bay Patlum'u çağırın. Bir aile davaya katıldınız herhalde. Evet. 33 kere mahkemeye çıktım. Hepsinde de davacı bendim. Bir ailede dava kaybetmişsiniz öyleyse. Hiçbirini kaybetmedim. Hakkımın ne olduğunu bilirim. Alırım da. Bay Patlum nerede kaldı? Geç içeri. Bay Patlum, Bay Kori size bir suçta bulundu. Dediğine göre kızınızı Mausus'a dağlatmış, masum insanları hapse attırmışsınız. Bir diyeceğiniz var mı bunun? Yalan söylüyor, yalan. Patlum bunun yalan olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz? Ne mi derim? Suratına tükürürüm. Şey, ne yapıyorsun? Sen bana neyle ispat ediyorsun? İspatını verdim size. Jacobs asılırsa çiftliği satılığa çıkacak. Yasa öyle. O koca çiftliği satın alacak para kimde var? Patlum'da. Komşularını öldürüp topraklarını alıyor bu adam. İspatı verdin, ispatı. Bu mu ispat? İspatını verdim diyorum. Namuslu bir adamdan öğrendim. Patlum'un ağzından işitmiş kendisi. Kızı sokaklarda bağır bağır bağırdığı zaman ne demiş biliyor musunuz? Kızım bana bir çiftlik kazandırdı demiş. Peki. Bunu size söyleyenin adı? Adı mı? Bunu size söyleyen kim? Ama... Hayır, söyleyemem. Neden? Biliyorsunuz neden. Hemen hapse atarsınız söylersem. Bay Başkan! Burada yasaya aykırılık var. Bu adamı tutuklatın. İster istemez bize bir isim söyleyeceksiniz. Hayatta veremem adını. Bir kez cehennemlik oldum. Yeter. Öyleyse ben de sizi mahkemeye hakaret suçundan tutuklatmak zorundayım. Mahkeme dışı bir soruşturmada mahkemeye hakaret suçu olmaz. Beni bununla tutuklatamazsınız. Bak sen, nasıl da avukatça konuşuyor. İster misin celse açılmıştır diyelim de başlayalım ha? Yoksa sorulara doğru dürüst cevap verecek misin? Veremem bayım, veremem. Kaçık mıdır nedir bu ihtiyar? Bay Şivir, oturup sabut tutmaya başlayın. Celse açılmıştır. Efendim, söylenti olarak duymuş ve düşünmüş gibi... Şeytan hep bu söylentilerdi işte. Halkı kiliseye karşı kışkırtan hep bu söylentiler değil mi? Bunlara son vermek lazım artık Bay Başkan. Bakın bana. Arkadaşınız doğru söylüyorsa... iyi bir Hristiyan olarak gelsin ve konuşsun. Açıkçası neden buraya gelmek istemiyor onu da merak etmiyor değil. Şimdi size... devlet ve kilise adına soruyorum. Bay Patlum'un aşağılık bir katil olduğunu size söyleyen kişi kimdir? Efendimiz? Evet Bay Bey. Bilmezlikten geliriz artık. Mahkeme müthiş bir korku yarattı bu memlekette. Demek mahkeme müthiş bir korku yarattı bu memlekette ha? Bay Bey, söyler misiniz bana? Siz bu mahkemede sorguya çekilmekten korkar mısınız? Ben yalnız Tanrı'dan korkarım Bay Bey. Halk mahkemeden korkuyor dedim. Dediğim de doğru. Halkın korkusunu başıma katmayın şimdi. Halk bu mahkemeden korkuyorsa, halk İsa'yı aşağı etmek istiyordur. Ama her suçlu denen adamın İsa'nın düşmanı olması gerekmez bey. İçinde bir bozukluk olmayan adam bu mahkemeden korkmaz diyorum size. Tutuklusunuz. Ya sorulara doğru dürüst cevap verirsiniz ya da hapse atarsınız. Patlım! Patlım! Olmaz! Patlığını sıkacağım senin! Geberteceğim seni! Rahat dur! Rahat dur! Bırak beni can! Sen ispat ettin! İspat edeceğim! Bu adamı oynar seninle! Niyeti hepimizi asmak! Burası yasalarını bakmak! Kustahlık istemem burada! Kusura
Hadi. İşte. İşte Melibor'un fazlası. Bir şey. Size bir şey anlatmak isterim ayrıca. İki hafta önce bu kız. Diğer kızların bugünkü durumunda. Bağırıp çağırdı. Çığlıklar kopardığını gördüm. Üstüne cadılar saldırdı diye yemin etti, duydunuz. Üstelik şu an şeytanın hapiste yatan bir kadının kılığına ruhunu çelmek istediğini bile söylemişsiniz. Şeytana karşı koyunca evet, da... Biliyoruz evet biliyoruz bütün. Evet biliyorsunuz. Ama aynı kız şimdi yemin ediyor ki ne şeytan görmüş, ne cin, ne cadı, ne ruh. Üstelik arkadaşlarının bu işi yalandan yaptıklarını da söylüyor. Bir dakika başkanım. Bu sorunun özüne dokunuyor. Evet. Dokunuyor tabii. Fraktör'ün en üst bir insan olduğunu ileri süremem. Pek az sanıyorum ben. Ama doğrusu sayın başkan, bu kadar ağır bir savı yürütmek bir çiftçinin harcı değil. Lütfen. Lütfen kesin. Bir başkasından mahkum etmeden önce. Bakın bana Bay Bey. Bakın Bay Bey. Ben 72 ölüm kağıdı imzaladım. Tanrı adına çalışan bir adamım ben. Dediler, en titiz vicdanlarda bile kuşkuya yer vermeyecek kadar sağlam olmalı. Benim adalete bağlılığımdan şüphe duymuyorsunuz ya. Bu sabah Rebekan Örsü'nün ölüm kağıdını imza atmasını attı. Ama sizden saklamayacağım bayım. Elim çarpılmış gibi titriyor. Lütfen kesin artık burada. Bay hey. Affedersiniz ama sizin gibi derin bilgili bir adama böyle şaşmak yaraşmıyor. Güvenin bana. Ben 32 yıldır bu mahkemelerdeyim. Bu adamların savunma işini bana verseler ne yapacağımı bilemezdim. Bakın dinleyin beni şimdi. Sizler de dinleyin. Adi bir cinayet davasında suç nasıl savunulur? Suçsuz olduğunun ispatı için tanıklara başvurulur değil mi? Evet. Ama cadılık özü bünyesi gereği gözükmeyen, tanığı olmayan bir suçtur. Böyle bir durumda tanık ya kurbandır ya da cadının kendisidir. Cadı hiç kendi kendine cadı der mi? Ha? Çocuklar der mi? Demez değil mi? E biz de tanıkların dediğine bakacağız. Hepsi cadıyı gördüklerini iddia ediyorlar. Etmiyorlar mı? Söylemiyor bana. Cadı işine gelince onları konuşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Söyler misiniz bana? Böyle bir durumda avukata ne gerek var? Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Evet ama sayın başkan. Bu çocuk kızların yalan söylediğini istiyor. Ya gerçekten yalan söylüyorlarsa... Bayım benim de şu anda üzerinde durduğum şey bu. Ha, benim adalete bağlılığımdan şüpheleniyorsanız o başka tabii. Şüphelenmek ne haddime bayım? Öyleyse sizinle içiniz rahat olsun. Hadi bırak bir ver kızı. Çevir. İçeri gidip çocukları buraya çağır. Melibor. Yaklaş. Ne oldu be sözünden döndün? Fraktör senin sözünden dönmeye mi sordu? Hayır efendim. Korkutmadı mı seni söyle. Hayır efendim. Seni hiç korkutma. Hayır efendim. Bak sana söyleyeyim. Baksanıza, geçen hafta verdiğin ifadeyle insan asılacağını bile bile lüzsüzce yalan söylemişsin. Konuşsana! Doğrusunu söylüyorum. Artık Tanrı'dan yanayım. Demek artık Tanrı'dan yanasın ha? Evet efendim. Ben sana söyleyeyim. Ya şimdi yalan söylüyorsun ya da geçen hafta mahkemede yalan söyledin. Yalan söyledim deyip kurtulamazsın. Bunu biliyorsun değil mi? Yalan söyleyemem artık. Tanrı'dan yanayım şimdi. Tanrı'yla birlikteyim. Bu patron mahkemede yoktu. Öteki kızlar da yok. Bunlar yeter. Oturun çocuklar. Arkadaşınız benim oğlum yemin ederek diyor ki ne cadı ne şeytan ne de ruh ne de bununla ilgili
diyeceğiniz var mı? Sizlerden de hiç kimsenin görmediğini iddia ediyorum. Bakın çocuklar, bu mahkeme yasayla işitilir. Yasaysa İncil'e dayanır. İncil ise Tanrı yazmıştır ve Tanrı'nın yazdığı İncil cadı işlerini yasak eder. Bunu böyle. Ha, öte yandan belki de bu ifade bizi oyalamak için verilmiştir. Belki de şeytan Mary Warren'ı kandırmış, buraya kutsal davamızı baltalamaya göndermiştir. Eğer öyleyse asılmayı hak eder. Ama bu kızın dediklerinde tek bir doğru yan varsa iki yüzlülüğü bırakıp açıkça söylemek sizin yararınız olur. Abigail Williams, ayağa kalk. Gel. Mary Warren'ın savunda tek bir doğru yan var mı? Yok efendim. Hanginizin doğru söylediğini ispat edinceye kadar elimizden kurtulamazsınız. Yalan söylediğini kendiliğinden itiraf edecek var mı? Yoksa sizi sorguya çekmeliyim. Benim değiştirecek bir sözüm yok efendim. Yalan söylüyorum. Savunda ısrarcı mısın hala? Israr ediyorum efendim. Abigail Williams. Bayan Proctor'ların evinde bir bebek bulundu. Mary Warren yemin ederek diyor ki, mahkemede bebeği yapıp karnına iğneyi soktuğu zaman sen de yanındaymışsın, bunu görmüşsün. Yalan söylüyorum. Yalan mı söylüyor? Sen ısrarcı mısın öyle? Israr ediyorum efendim. Peki sen bayan Proctor'ların evinde çalışırken o evde hiç bebek gördün mü? Bayan Proctor'ın evinde her zaman bebek bulunur. Ya sayın başkan, karı hiç bebek bulundurmamış mı evde? Mary Warren da bebeği kendi yaptığını söylüyor zaten. Sayın başkan. Evet Bay Cheever. Evde bayan Proctor'la görüştüğün zaman hiç bebeği olmadığını söyledi. Ama genç kızken bebeklerim var dedi. Karım 15 yıldır genç kız değil artık senin başkan. Ama bir bebek 15 yıl saklanabilir değil mi bay başkan? Saklanırsa saklanır. Mary Warren benim evimde hiç bebek görmeden iyi mi? Başka görenler var. Kimse görmediğine göre bebekleri başka bir yana saklamış olamazlar mı? Kimse görmediğine göre evimde 5 ayaklı bir ejderhan da saklamamış. Bay Levitt, bu kızın sözünden dönmekten çıkaralım. Sorguya çektirmekten başka ne kazanabilir bunu? Abigail Williams'a bile bile insan öldürmek suçunu yüklediğinin farkında mısın? Farkındayım bari. Öldürmek istediğine inanıyorum. Karını öldürmek isteyen bu çocuk. Çocuk değil o! Şimdi beni dinle. Buyur bu kilisede. Dua sırasında gülmek suçuyla iki kez üstüne atın. Bu da ne demek? Dua sırasında gülmek mi? Dua sırasında gülmek. Ama efendim, o zaman tutumun etkisi altındaydı. Şimdi ciddileşti. Evet, o kadar ciddileşti ki adam astırıyor şimdi. Sen sus orada! Başkanım, bu da bir suç olabilir belki ama şu anki davamızda ilgisi yok. Bıraktık, bu kıza bile bile insan öldürme suçu yüklüyor şu anda. Evet, doğru. Devam edin Baykoy. Buraya gel. Hadi onlara ormanda nasıl horat ettiğimizi anlat. Efendim, Salim'e geldim diye rekor koyayım. Mary Warren, nedir bu horat etme hikayesi? Ben... Bay Proctor. Abigail kızlar ormana götürmüş bana başkan. Neredeyse çırılçıplak dans etmişler. Bay Paris onlar ormanda gece istikamızı yapmış. İşte Abigail böylesine bir çocuktur. Bay Feriz! Evet efendim, ormanda onları horat ederken gördüm ama hiçbir çıplak değil. Ama ormanda dans ettiklerini gördünüz ha? Abigail, sayın başkan. Evet. Beverly'den geldiğim gün Bay Feriz bunu anlattılar. İnkar mı ediyorsunuz bunu Bay Feriz? Hayır, inkar etmiyorum ama hiçbir çıplak değildi sadece... Ama nasıl... ormanda horat ettiklerini gördünüz Abigail'i de. Evet, gördüm Bay Levitt. Başkanım, müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun. Ya söyle ben, oğlum! Şuradan!
Allah artık biz kalmadı ya. Cadı madı görme. Hayır. Ne şeytan ne de şeytanın uşakları gelip seni korkutmadılar. Üstüne cinleri salmadılar ha, öyle mi? Hayır efendim. O zaman burada mahkemede bu kızlar cadı diye suçlandırılırken tuttun bayılır gibi yaptın, öyle mi? Yalan söyledim. Ne dediğini işitmiyorum. Yalan söyledim efendim. Nasıl olur ya? Senin defalarca kendin dokundun böyle. Buz gibiydin. Efendim siz de dokundunuz. Evet ben de gördüm birkaç kez. Yalancıktan bayılmış Bay Başkan. Hepsi yaman oyuncu bunların. Öyle mi? O zaman hadi şimdi de bayılsın yalancıktan da görelim. Şimdi mi? Evet. Evet ya. Ne için bayılmasın? Şimdi kimse cadılıkta falan suçlandırılmıyor. Senin üzerine cadı falan saldırmıyor. Şimdi bayılsın da görelim. Hadi kızım bayılsana. Bayılayım mı? Evet ya. Ne için bayılıyorsun? Kimse saldırmıyor işte üstüne. Olmaz. Bayılamam şimdi. Bayılamaz mısın yalancıktan? Şimdi. Şimdi bayılmak gelmiyor ki içimden. Neden ne eksik var şimdi? Bilmem. Anlatamam ki. Ben sana söyleyeyim. Geçen hafta mahkemede ruhları gördün. Şimdi ise görmedin. Bundan olamaz mı? Ben ruh falan görmedim hiç. Ruh falan yoksa eğer. Görmediğin ne malum ha? Değil mi? Evet. Nasıl oldu bilmem ama öyle sandım işte. Öyle mi sandın? Evet efendim. Hadi. Ruhları gördün mü sandın? Hadi! Hadi kızım dene bayıl! Bayıl sana! Kız bir daha düşecek. Hayır yapamayacağım! Ha şöyle itiraf et. Demek kimse saldırmadı sana. Hayır! Ha? Oyun değil. O zaman kolayca bayılıyordum. Çünkü ruhları gördüğümü sanıyordum. Gördüğünü nasıl sanıyordun? Hala böyle iğrenç bir yalan inanamazsınız. Öteki kızların çığlıklarını duydum. Siz de efendim. Öyle inanıyordunuz ki onlara. Başlangıçta yalnızca bir oyundu bu. Ama sonra herkes ruhlar, ruhlar diye bağırmaya başladı. İnanın bana bazen görüyormuşum gibi oldum ama görmedim. Hadi gel biliriz. Şimdi sana soracağım soruya cevap vermezden önce iyi düşün. Tanrı neden sizlere cana kıyanlardan öyle korkunç bir öc alır ki? Gördüğüm şeyler birer düş, birer kuruntu olabilir miydi? İnsanın içine bazen böyle... Efendim, nasıl oldu? Bu nasıl bir soru? Kızım iyi düşün. Yaralandım Baydan kız. Yaralandım. Kanlarımın aktığını gördüm. Günler gün öldürülme korkuları içinde yaşadım. Neden? Şeytana tapanlara balık gösteriyordum da bu yüzden. Peki armağanın bu ne olacaktı? Sorguya çekilmek, kuşkulanmak gibi. Kızım senden kuşkulandığımız yok. Size dedim Baydan. Şeytanın sizin aklınızı çeleceğinden korkmuyor musunuz? Ondan çok daha güçlü mü sanıyorsunuz kendinizi? Koruyun kendinizi. Koruyun çünkü... Ne oluyor? Tam yerim. Hayvanlarımın yaptığı.
8 ay kadar önce. Bu kız benim evimde hizmetçiydi. İnsan bazen Tanrı'yı uykuda sanır. Uyumaz olursa Tanrı her şeyi görür. Biliyorum. Yalvarırım. Bay Devlet, yalvarırım bu kız olduğu gibi görür artık. Karım, sevgili, iyi yürekli karım. Olan bitenden sonra bu kızı kapat cennette. Sokak! İşte hikayeti bu ya. Yediremediği bu kent. Oğlun içinde tutmuş şimdi. Sayın Başkan, bağışlayın. Yiğit'i karımın kızları üstünde benimle bana tek. Anne olmayacak şey değil. Üşkünlüğüm yok değil mi yoksa? Üşkünlüğümü belli ettim. Umuda kapıldım. Amacı kalkmayacak ölç almak. Görün böyle oldu. Kendimi teslim ediyorum size. Ne isterseniz yapın. Ama görün her şey olduğu gibi. Görmezsek edemezsiniz artık. Bu adamın dediklerinde tek bir doğru yan var mı? Beni böyle sorular karşısında bırakırsanız çıkar giderim, bir daha da gelmem. Kendi onuruma teneke çaldı bu oda. Kendimi kirpaz ettim önünüzde. Bana inanmazlık edemezseniz artık bana inanmaz. Karım suçsuzdur. Tek kusurlu. Bir kahpenin, kahpeliğini fark etmiş olmaktır. Ne biçim bakıyorsunuz bana? Ben böyle uç bile baktığına... Buradan çıkış yok dedi. Bay Burak'tır. Karınız bu kızı evinden attığı vakit ne yaptığınızı vurdu mu yüzünüze? Evet bayım. Demek biliyordu işe gidiyor ha? Evet bayım biliyor. Bak kızım. Bayan Burak'tır. Seni böyle bir günahtan evden attığını söylerse işte o zaman Tanrı yardımcın olsun. Karımı çağırsıyorlar hazırlıyordunuz değil mi? Ömründe yalan söylememiştir. Kimi insan şarkı söylemez, kimi insan ağlayamaz. Benim karım da yalan söylemez. Neler çektim bayım bunu anlayıncaya kadar? Herif, içeri git bayan bıraktığını çağır. Ama efendim, bütün bunlar yalan olabilir. Sana çağır diyorum. Gelirken, burada konuşulanlardan tek bir kelime söylemeyeceksin kendisine. Sen arkanı dön. Dön çabuk! Sen de beni tutup arkasını dönsün. Dön! Git! Çiğ ver! Dön! Bıraktı. Fark attım ya. Şimdi bataklığın dibine kadar ineceğiz. Hiçbiriniz yüzünüzü dönmeyeceksiniz ona. Bu odadaki hiç kimse bayan bıraktığına evet veya hayır anlamına gelebilecek hiçbir işaretle bulunmayacak. Bayan Proctor'ı getirin. Yaklaşın bayan, geçin. Geçin. Yalnızca bana bakacaksınız, kocanıza değil. Yalnızca bir yerine öğrendiğimize göre, siz bir tarihte hizmetçinizle bir gelin yoksa evinizden doğmuş. Doğru. Kollarınızın derinliğine eğilin. Bayan bana bakın. Vereceğiniz cevabın ne olduğunu biliyorsunuz. Yazma gereksiniz. Bu kızı neden evden kovdunuz? Memnun kalmadım kendisinden. Neden memnun kalmadınız? Kız biraz... Bayan bana bakın. Temiz mi değildi, tembel miydi? Bir rahatsızlık mı verdi size? Ne diyeyim size? Ben hastaydım o zamanlar. Hastayken... Kocam iyi adamdır. Dürüst adamdır. Başkaları gibi içip sarhoş olmaz. Meyhanelerde vaktini kaybetmez. Hep işinde gücündedir. Ama ben hastalanınca... Son çocuğumdan sonra...
Kocanız gerçekten uzaklaşmış mıydı sizden? Kocam, benim kocam iyi bir insandır bayım. Kocanız size yüz çevirdi mi? Kocam... Bayan bana bakın, yalnızca bana bakacaksınız. Kocanız John Proctor bu kızla günaha girdi mi? Sorduğum soruya cevap verin. Kocanız bu kızla günaha girdi mi?
Duydunuz. Ne söyledi hepiniz duydunuz. Yani alev alev yanıyordum. Şeytanın ayak sesleri duydum. İşte elini kesin suratı ile gördüm. Benim suratım, onun suratı, seninkini. Seninki de onun suratı. İnsanları cehaletten kurtaracak olanların gevşemesi yüzünden. Benim gibilerin gevşemesi yüzünden. Sizin gibi. Sizin gibi kar- Şeytan neredeyse gelir şimdi. Kanatlarla manatlarla. Aha ne iyi. Girebiliriz. İkimiz bir çift mavi kuş olmuş uçuyoruz. Düşün. Güney denizlerine doğru. Ya işte böyle muhtar. Bizim işler düzeliverdi birdenbire. Versene bana. Yoksa uçamazsın kolay kolay. Hadi çekil arabayı buradan. Senin şeytanla konuşurum. Eğer bizimle gelmek istersen Barbados. İstemez olur muyum Suma? Tam cehenneme uçulacak bir sabah. Ama Barbados yayınlam olur mu hiç? Şeytan ne keyfeden bilsem bizim oralarda. Sizler rahat vermiyorsunuz ki. Ruhu dolmuyor bizim koca oğlum. Sizin bu ülkenizde. Hadi çekin arabaya. Vahane geliyor. Hadi. Tamam gel. Hadi. Ben de izin verdim. Ertesi gün gelmeyince Bayburt'a adam gönderdim. Meğerse
kalacağını söylemiş akşam. İkisi birden mi kaçmış? Evet, ikisi birden efendim. Adam göndermeli, adam göndermeli bunların peşlerinde. Nereye gitmiş olabilirler? Efendim, sanıyorum bunlar bir gemiye bindiler. Kızım anlatıyor, bunlar bir haftadır devamlı gemi sözü ediyorlarmış. Bir de ben bu gece eve gittim. Dolabımı bir açtım, dolabım zorlanarak açılmış. Paranızı mı çalmış? 30.000 altınım gitti, 5 param kalmadı artık. Deniz, sen ne beyinsiz bir adammışsın ya. Efendim, bana çarpmasın hiçbir yararı yok. Bunlar köyden kaçtıklarında böyle bir şeyler korkuyorlar. Abigail köyde olan biteni çok yakından biliyor. Bir de şu Endover haberleri yayılınca... Endover işi yolunda. Cuma günü mahkeme orada kurulacak. Soruşturmalara yeniden başlanacak. Efendim, bundan şüphem yok. Ama ben duyduklarımı söylüyorum size. Bütün halk ayaklanmış diyorlar Endover'da. Endover'da ayaklanma falan yok. Ayaklanma mı? Ne münasebet? Kim aslında? Bakıyorum da köy halkı çok memnun. Tamam. Şimdiye kadar asılandan başka, bugün asılacak olan başka. Rebecca Lewis Bridget kadına benzemez. O Bishop ile evlenmeden önce 3 yıl nikahsız yatmıştı onunla. John Bradford'da Ayyaş yüzünden ailesini perişan eden Isaac Burke değildi. Bunların köyde büyük bir saygınlığı var. Keşke olmasaydı ama var. Rebecca da ağacının altına gelip bir dua etti mi korkarım bütün köy bizim üstümüze yürüyecek. Bundan korkuyorum zaten. Başkanım, bu kadın cadılıkla suçlandı. Mahkemenin kararı... Durun rica edin. Bay Feliz, senin önerin nedir? Efendim, bence bu idamların hepsini geriye sarkıtalım. Geri bırakmak olmaz. Bu mümkün değil. Siz beni dinleyin şimdi. Bu adamlardan hangileri için umut vardır dersin? Ben gidip gün doğuncaya kadar konuşacağım. Efendim, zaten neredeyse gün doğmak üzere. Elimden geleni yapacağım. Hangileri için umut vardır dersin? Efendim, hançer. Bir hançer var. Bir hançer mi? Evet, bakın ne oldu. Bu gece dışarı çıkmaya çalıştım. Kapıyı açar açmaz ayağımın dibine şap diye bir hançer saplandı. Artık dışarı çıkmaya korkar oldum. Bu türle de asamazsınız. Can güvenliğim yok efendim. Aa, kutlarım Bay Bey. Sizi hayırlı işinize dönmüş görmekle çok memnunum. Sayın başkan, bunları bağışlamanızdan başka çare yok. Nuh diyor, peygamber demiyor var. Rebecca itiraf etmiyor mu? Durumu kavrayamıyorsunuz. Aynı suçla 12 kişiyi astıktan sonra bunları bağışlayamam. Bu doğru olmaz. Günlerdeyse olacak. Bana biraz daha zaman vermelisiniz sayın başkan. Bakın dinleyin beni. Boşuna umuda kapılmayın. İtiraf etmeyenler asılacak. 12'si asıldı. Bugün asılacak 7 kişinin de atlarını yaydık. Bütün bir köy asılmalarını görmeye gelecek. Bunu geriye çekmek benim bocaladığımın kanıtı sayılır. Af da bağışlama da şimdiye kadar asılanların suçsuz oldukları kuşkusunu uyandırır. Ben Tanrı'nın adına konuştuğum sürece sesimi kısamam, gevşeyemem. Ha, halkın üç almasından korkuyorsanız şunu bilin. Yasaya karşı çıkan 10.000 kişi de olsa asarım, denizler dolusu gözyaşı da aksa asarım. Şimdi toparlayın kendinizi ve erkekçe bana yardım edin. Tanrı'nın sizden beklentisi budur. Bahi, hepsiyle konuştunuz mu? Bıraktır'dan başka hepsiyle konuştunuz. Onu kuleye çıkarmışlar. Bıraktır ne durumda şimdi? Bir koca kartal gibi tünemiş oturuyor. Arada bir ağzına bir lokma konulasa, insan yaşadığının farkına varmayacak. Ya karısı? Karısının kanlı burnunda olacak herhalde. Evet, öyle. Bay Deniz, siz bu adamı benden daha iyi tanırsınız. Ne dersiniz? Karısını görse bir yumuşar mı? Aslında kaç aydır karısını görmedim. Çağırsak fena olmaz. Hala dik kapalı. Sana yine dayak attı mı? Atamaz ki. Zincirle duvara bağlı. Bayan Fraktör'ü çağırın. Sonra da kocasını getirirsiniz. Sayın Başkan, idam bir hafta geciktirir. Onları itiraf ettirmeye çalıştığınızı söylerseniz, bocalıyor demezlersiniz için. İnsaf alın. Ben Tanrı'nın güneşi durdur dediği Musa peygamber değilim. Cezalarını vaktinde görmek haklarıdır. İdamlarının zamanını değişti de. Yetim çocuklar ev ev dolaşıyor. Sahipsiz hayvanlar yollarda dolaşıyor. Çürümüş ekinlerin kokusu sarmış ortalığı.
herkesin yaşamı bir orospunun çığlığına kalmış. Siz hala isyan lafı var mı yok mu diye soruyorsunuz. Elde uğurda isyan lafı mı duydunuz? Tanrı sizden isyan çıkarmamızı bekliyor sanıyorsanız aldanıyorsunuz Bay Darford. Bayim, siz bu ay Elde uğurda vaaz ettiniz mi? Tanrı'ya şükür Elde uğurda bana ihtiyaçları yok. Siz benimle dalga geçiyorsunuz bayım. Ne diye döndünüz ki zaten buraya? Ne diye mi? Gayet basit bayım. Şeytanın elçisi olarak geldim. Hristiyanları fitilliyorum birbirlerini iftira etsinler diye. Elim yüzüm kan içinde. Görmüyor musunuz bayım? Elim yüzüm kan almadı. Bayan bıraktır. İyisiniz inşallah. Merak etmeyin. Biz sizin canınıza kıyacağız. Biz sadece... Bay Hey! Bayanla siz konuşur musunuz? Bayan Bıraktır. Kocanız... Kocanız bu sabah asılacak. Duydum. Biliyorsunuz değil mi? Benim mahkemeyle bir alakam yok. Kendiliğinden geldim buraya. Bayan, kocanızı kurtarmak istiyorum. Çünkü idam edilirse kanına ben girmiş olacağım. Anlıyorsunuz değil mi? Ne demek istediğimi? Benden istediğiniz nedir? Bayan Bıraktır. 3 aydır insanımız gibi çöllerde dolaşıyorum. Bir Hristiyan olarak ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Çünkü insanlara yalan söyleten İbrahim'in günahı 2 kat daha büyüktür. Yalan yok ortada. Yalanlar söz edemez. Bak, yalanlar ortada. Hepsi susun bunları. Böyle sözlere izin veremem artık. Hey! Ne yapacağınızı da avanlayın. Benim avukatım gibi. Bu köye güveyi gibi geldiyse sevgilisine gelen bir güveyi yap. Ellerim değil, iman armağanlarıyla dolu olarak. Tanrı'nın yasalarını başında bir çelenk gibi getirdim sizlere. Apaçık bir yürekle geldi. Ama her elimi dokundurduğum şey öldü. Derin yaşla baktım her yerden kanlarak. Dinleyin beni bayan. Bir inanç ortalığı kana buluyorsa o inanca sarılıp kalmayın. Yaşam kadın, yaşam. Tanrı'nın en değerli lütfudur bize. Bir ilke ne kadar parlak, ne kadar yüksek olursa olsun asla bir insana canan baktığını vermez. Lütfen konuşun onunla. Bırakın yalan söylesin. Korkmasın küçük düşmekten. Tanrı yazgısından korkmayın. Çünkü Tanrı'nın yalancılara verdiği ceza. Gurur yüzünden canına kıyanları verdiği cezadan daha az olabilir. Bu düşünce şeytan düşüncesi olabilir. Kadın, Tanrı'nın önünde bizler neyiz? Birer hayvandan başka neyiz? Onun ne dilediğini bilmek ne yaptı bize? Ben sizinle tartışamam bayım. O kadar bilmiyorum. Bayağı bıraktır. Biz sizi buraya tartışmaya çağırmadık. Bir kadın olarak kocanıza hiç sevgi yok mu içinizde? Kocanız asılacak. Gün doğarken kocanız asılacak. Gidip onunla konuşup onu ikna etmeniz gerekiyor. Ne diyorsunuz? Yüreğin taştan mı senin kadın? Şeytan bir damla acına bırakmadı mı içinde? İnan bana kadın, yaşamının bozukluğuna elimde başka kanıt olmasaydı bile, yalnız şu kupkuru gözlerin bile ruhunu şeytana sattığını ispat etmeye yeter de artardı bile. Bir hayvanın bile böyle dayanmaz böyle bir yıkım karşısında. Götürün bunu! Kocasıyla konuşsa da boşuna. Bırakın. Bırakın konuşayım onunla Sayın Başkan. Kandırmaya çalışacak mısın onu? Onu itiraf ettirmeye çalışacak mısınız? Hiçbir söz veremem. Bırakın konuşayım onunla. Tamam. Bay Bıraktır. Söylediler size değil mi? Günler neyse doğacak.
Karınla konuş. Umarım seni bu yoldan döndürür. Canımı alacaklar neredeyse. Biliyorum. Kimse itiraf etmedi. Çokları etti. Kimler? 100'den fazla diyorlar. Balırt kadın, siyah kurt kayıt. Çok. Rebeka? Nefret etmedi. Onun bir yer cennette zaten. Kimse kötülük edemez artık ona. Yaşay. Durmadın mı? Kalkan duyayım kapadıkları yerde. Şil öldü. Ne zaman hasta lan? Asılmadı. Ne evet dedi ne hayır sorduklarına. Üçüm yok ne sarsıştı karnı muhakkak. Malım öyküne geçecek dediğinden. Onun için sustu. Ve evse karşısında Hristiyan olarak öldü. Böyle ölünce çiftlik kollarına kalabilecek. Ya söyle, evet ya da hayır demediği için kimse de hücürlükle mahkum edilemiyor. Peki ama nasıl? Ezdiler Joe. Ezdiler mi? Koca taşlar koymuşlar göğsünün üstüne. Evet ya da hayır desin diye. Taş üstüne taş koymuşlar. Anlattıklarına göre yanlış bir sözler çıkmış ağzından. Bir taş daha öyle demiş mi ölmüş? Bir taş daha. Evet ya. Yılmaz bir insandı Jilkoli. Benim içimden itiraf etmek geçti Elizabeth. Ne dersin? İtiraf etsem mi dersin? Ben bir şey diyemem John. Sen ne yapmamı isterdin? İtiraf etti mi? Eder mi hiç? Bu bir aldatmaca Elizabeth. Aldatmaca olan ne? Dar ağacının evliya gibi bilmem. Bu dünyayı kandırmak olur. Evliya değilim ben. Ama itiraf etti ki eşimliğe kadar. İyi insan olduğunu gösterir bu senin. Susuyorsan mıncımdan susuyor. Köpeklere yalan söyleme ağrına gidiyor insan. Beni bağışlamanı isterdim. Bunda biraz olsun dürüstlük görmeyiz. Ömründe hiç yalan söylememiş olanlar ruhlarını tertemiz tutmak için ölsünler. Ama ben yalan söylemiş olurum. Bu boş gururla ne Tanrı'yı kandırabilirim. Ne de çocuklarımı beladan kurtarabilirim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok. Sen kendi kendini bağışlamazsan benim seni bağışlamam neye yemem? Benim ruhum karınca kolayca mı seninki? Yalnız şundan emin olabilirsin. Yapacağın şey ne olursa olsun gibi insanın yapacağı şey olacak. Bu 3 ayda içimi yokladım. Benim de günahlarım var. Ben soğuk bir kadın olmasaydım başkasıyla birer girmezdim sen. Yeter bırak bunu. Benim günahlarımı
Vakti. Gün doğmak üzere neredeyse. Ne diyorsun? İçinden gelin ya. Kimseye ne diyeceğine bakma. Yeryüzünde bıraktır yer kılacak tek insan bıraktır kendisini. Hakkını helal et John. Hakkını helal et. Ben dünyada bu kadar iyilik olup bilmezdim. Yaşayacağım. İtiraf edecek misin? Yaşamak istiyorum. Tanrı'ya şükürler olsun. İtiraf edecek. Çok bıraktım. İtiraf edecek. Biliyorum abi bu itiraf edeceğini. Kötü bir şey yapıyorum değil mi kötü? Ben bir şey söyleyemem çok. Bir şey söyleyemem. Kim söyleyecek öyleyse. Ulu Tanrı. Neyim ben? John Proctor nedir? Sen söyle bana. Dürüst biriyim. Evliya değilim. Ne de kayınlık. Evliya diyorsun. Benim önlem sahtekarlık olur. Ben bir şey söyleyemem John. Bir şey söyleyemem. Bildiğin gibi ya. Bildiğin gibi ya. Sen söyleyebilir miydin böyle bir adamı? Karşılıkla. Söyleyebilir miydin? Söyleyemezsin. Kızgın demirlerle dağlasalar seni söyleyemezdim. Kötü bir şey yapıyorum. Biliyorum kötü. Ama olsun. Yapıyorum işte. Kutlarım seni bıraktır kutlarım. Bu yaptığın var ya. Bu yaptığın seni cennete götürecek bıraktır. Hadi. Hadi şimdi söyle bakalım. Çiğ Uyaz. Yavrumatla ne oluyor? Ne mi oluyor? Kilisenin duvarlarına asılacak bu kağıt. Bütün köyün bilmesi gerek bunu. Hadi bayım. Ağır ağır konuş ve kısa kes ki Bay Çiğbır yazabilirsin. Yaklaş. Bay Proctor. Siz hiç şeytanı gördünüz mü? Hadi bayım, acele et. Halklar ağacının altında bekliyor. Onlara bu haberi götüreceğim. Şeytanı gördün mü? Gördüm. Peki. Şeytanı gördüğünüz zaman sizden ne istedi? Dünyada gördüğü için yardım istedi değil mi? İstedi. Siz de hizmetine girmeye razı oldunuz. Oldum. Gelin bayan. Metin ol, bıraktın metin ol. Bu kadın da seni görsün de senden örnek alsın. O da belki hak yoluna döner. Neyse biz devam edelim. Şeytanın hizmetine girmeye razı oldunuz demek ha? Ne oluyor John? Sen de mi? Oldum. Görüyorsun ya kadınım. Artık olanı biteni saklamanın yararı yok. Söyler misin bana? Sen de itiraf etmek istemez misin? Vah John vah. Tanrı yardımcın olsun. Sana itiraf edecek misin diyorum. Ne itirafı? Yalan bütün bunlar. Hepsi yalan. Nasıl? Hayır bırak dur. Şeytan seni görmeye geldiği vakit bu kadının yanında mıydı? Hadi bir adam cesaret biraz. Bu kadını şeytanla gördün mü? Görmedim. Bunu kız kardeşini gördün mü? Hayır görmedim. Marta Kore'yi gördün mü? Görmedim. Hiç kimseyi şeytanla görmedin mi? Görmedim. John. Hiç kimseyi şeytanla görmemiş olamaz. Birçok masum insan bu kadını şeytanla gördüklerini itiraf etti. Öyleyse sorun yok. Benim söylememe ne gerek var? Ne gerek mi var? İçinden şeytan sevgisini gerçekten temizlemişsen bunu seve seve söylemen gerekir. Birer evliya gibi ölecek onlar. Adlarını ne düzülmek istemem. Onların birer evliya gibi öleceklerine. Sen de inanıyor musun? Şeytanla işbirliği ettiğin için adım yok bunlar. Senin neye inanıp neye inanmadığını hiç önemi yok. Görevinin ne olduğunu anlamıyorsun. Bak bıraktır. Benim bir yalan karşılığı size can bağışlamaya niyetim yok. Anladın mı beni? Ya doğru düzgün itiraf edersin ya da seni ipten kurtaramam. Ben yalnız kendi günahlarımı söylüyorum. Başkaları için hiçbir şey söyleyemem. Dilim varmaz buna. İtiraf etmeyecek misin? Sayın Başkan, itiraf ediyorum. Bırakın imzalasın. Lütfen imzalasın. Efendim, bırakın imzalasın. Köyde alı çok ağır basılır. Bütün köy sarsılır.
Bırakın imzalasın. Neredeyse güneş doğacak. Peki. Hadi imzala. Kimurber imzalasın. John! Hadi traktör imzala. Hepiniz duyduğunuz için daha ne istiyorsunuz? İmzalamayacak mısın? Hepiniz tanırsınız işte. Sağ olasın. Alay mı ediyorsun? Ya imzalarsın ya da bu itiraf sayılmaz. Kağıdı verir misin? Hayır. Bay bıraktım. Hayır. Kağıdı verir. Hayır biliyorum. İmzaladığım için daha ne istiyorsunuz? Yok bayım öyle değil. Tanrı kahretsin köyü! Ben Tanrı'nın önünde itiraf ettim. O gördü adım yeter! Etmesine ettiniz ama... Ettim mi etmedim? Ettim. Günah çıkarmak için kalabalık mı gerek? Tanrı'nın gereksinmesi yok benim adımın gilesi duvarlarda asılmasına. Tanrı bilir benim adımı. Tanrı bilir benim de günahçıydım yeter! Bakın bana bıraktır. Ben kullandırmam kendimi size. Tutuma değilim ben! John Proctor'ım ben! İşiniz el verdiği gibi kullanamazsınız beni. Benim böyle bir niyetim yok. Yüksek mahkemenin başısınız siz. İtiraf ettiğimi söyledim. Proctor diz çöktü. Bir aşağılık gibi ağladı değil. Ne isterseniz deyin ama benim adımı... Peki aynı şey değil mi bayım? Yok. Ha ben imza etmişsin, ha sen söylemişsin. Ne fark ediyor? Aynı şey değil. Zaradığım şeylerde, başkasının söylediği şeylerde aynı şey olur mu hiç? Ne demek bu? Serbest kalınca bunu inkar mı edeceksin? Hiçbir şeyi inkar edeceğim yok! Öyleyse söyleyin bana bayım, neden istemiyorsunuz? Bu ad benim adım da olur iken! Yaşamda başka bir adım daha alamaz da olur iken! Yalan, yalan sür! Yalana imza atıyorum da olur iken! Aslanların ayaklarının tozuna değerler mi oyun için? Adım olmadan nasıl yaşarım ben? Ben size ruhumu verdim. Siz de adımı bırakın. Bu kağıt. Bu kağıt bir yalan mı ya? Yalansa kabul etmiyorum bayım. Buna ne dersin? Bak. Ya doğru düzgün ifadeyi verirsin. O kağıdı imzalarsın. Ya da dar ağacına gidersin. Ya o ya bu bıraktır, birini seç! Ne yapıyorsun? Tamam. Hayır. John! John ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bıraktır? Ya da ne yapıyorsun? Asacaklar seni! Yaparım ya! Sizlere nasip olan tek mucize bunu bana yaptırmış olmak. Siz de yaptınız yapacağınız bir. Çünkü bir iyilikli olayımın panlar gibi oldu John bıraktır. Bir bayrak olacak kadar büyük bir yürek değil. Ama böyle köpeklere atılmayacak kadar temiz de beyaz değil. Ağlamayın! Gösterin karşılarını! Taştan bir yürek göster onlara! Vur suratlarına yüreğini! Hiçbir şeyden korkma! Bir başka mahkeme bekliyor hepimizi! Alın! Alın! Asın bunları meydanda! Kim ağlarsa bunlara? Dinsiz! Kim arasın demektir? Başkanım! Çekil! Neyiniz abi? Kadir, git yavrum. Bırak yavaş. Neyiniz abi? Toprak gibi gideceğim. Lütfen git sen de korkma. Lütfen git konuş. Neyiniz abi? Bütün eliniz. Neyiniz abi?